Hazırlayan Seyit Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınızla paylaşınız. Bu programımızda Sikke-i Tasdik-i Gaybi eserinden, Karadağ'ın bir meyvesinden 8. şuaya kadar. Bismillahirrahmanirrahim. Karadağ'ın bir meyvesi. Bismihi Subhanehu. Aziz kardeşlerim, bu defa mektup yerinde bu meyveyi gönderiyoruz. Bir ayetin manayı işaresinin külliyetinden bir ferdi, hürriyetten bu ana kadardır. Teşri Nisan'ı 30. gün 1358'de Karadağ başına çıkıyordum. İnsanların, hususan Müslümanların bu teselsül eden helaketleri ve hasaretleri ne vakitten başladı, ne vakte kadar. Hatıra geldi, birden her müşkülümü halleden Kur'an-ı Mucizül Beyan, Sure-i Vel-Asr'ı karşıma çıkardı, dedi. Bak, baktım her asra hitap ettiği gibi, bu asrımıza daha ziyade bakan, Vel-Asr innel insane lefi husur ayetindeki, innel insane lefi husur, şedde ve temvin sayılır, makamı cifrisi 1324 edip, hürriyet inkılabıyla başlayan tebeddülü saltanat, ve Balkan ve İtalyan harpleri ve birinci harbi umumi mağlubiyetleri ve muahedeleri ve şeair İslamiyenin sarsılmaları ve bu memleketin zelzeleleri ve yangınları ve ikinci harbi umuminin zemin yüzünde fırtınaları gibi semavi ve arzi musibetlerle hasareti insaniye ile innel insane lefi husur ayetinin bu asra dahi bir hakikati maddeten aynı tarihiyle gösterip bir lemay icazını gösteriyor. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ise makamı cifrisi ahirdeki te sayılır, şedde sayılır ise makamı cifrisi 1358 olan bu senenin ve gelecek senenin aynı tarihini göstermekle o hasaretlerden, bahusus manevi hasaretlerden kurtulmanın çare-i yeganesi iman ve amali saliha olduğu gibi ve mefhumu muhalifiyle o hasaretin de sebebi yeganesi küfür ve küfran, şükürsüzlük yani imansızlık, fısk ve sefahat olduğunu gösterdi. Sure-i Vel-Asr'ın azametini ve kutsiyetini ve kısalığıyla beraber gayet geniş ve uzun hakaikin hazinesi olduğunu tasdik ederek Cenab-ı Hakk'a şükrettik. Asr suresinin meali ancak yemin olsun asra, hadiselerle yüklü zamana, bilhassa onun son parçasına, yemin olsun asra, şurası bir gerçektir ki hüsrandadır insan ancak iman edip imanları istikametinde sağlam, yerinde doğru ve ıslaha yönelik işler yapanlar müstesna. Evet, alem-i İslam'ın bu asrın en büyük hasareti olan bu dehşetli ikinci harbi umumiden kurtulmasının sebebi Kur'an'dan gelen iman ve amali saliha olduğu gibi fakirlere gelen acı, açlık ve kahtın sebebi dahi orucun tatlı açlığını çekmedikleri ve zenginlere gelen hasaret ve zayiatın sebebi de zekat yerinde ihtikar etmeleridir. Ve Anadolu'nun bir meydana harp olmamasının sebebi illellezine amenü kelime-i kusiyesinin hakikatini fevkalade bir surette 100.000 insanların kalplerine tahkiki bir tarzda ders veren Risale-i Nur olduğunu, pek çok emareler ve şakirtlerinden binler ehli hakikat ve dikkatin kanaatleri ispat eder. Elhasıl, ez cümle, emarelerden biri Risale-i Nur'a sıkıntı veren veyahut hizmetinden çekilen pek çok adamların tokat yemeleri gibi bu sene bu memleketin etrafında umumi bir tarzda Risale-i Nur'un intişarına sıkıntı verip şimdiki bir nevi tevakkuf devresi vermek hatasıyla şimdiki umumi sıkıntının bir sebebi olduğunu göstermesidir. Sure-i Vel-Asr'ın dağ meyvesi namındaki nüktesine bir haşiyesidir. Es-Salihat'taki ahirdeki tağlar ekseriyetçe vakfa rast gelmesiyle cifirce he sayılabilir. Bu noktada İlla beraberidir. 1358 bu zamanımızı gösterir ve telaffuzca he okunmadığından te kalabilir. Bu noktada şeddeler sayılmazsa ve illa beraber değil, 200 küsur sene zamana kadar iman ve amel-i salih ile beraber bir taife-i azime, hasaret-i azimeye karşı mücadeleye devam edeceğine işaret edip, Fatiha'nın ahirinde sıratellezine en'amte aleyhim 1347 veya 1577 gösterdiği zamana hem La tezalu taifetun min ümmeti. Ümmetimden bir topluluk. Zahirine alel hak hatta ye'tiyallahu bi emrih. Hak üzerine galip olacaktır. Ümmetimden bir topluluk Allah'ın emri gelinceye kadar, yani kıyametin kopmasına kadar hak üzerine galip olacaktır. Birinci cümle 1500 makamıyla ahir zamanda bir taife-i mücahidinin son zamanlarına ve ikinci cümle
1506 makamıyla galibane mücadelenin tarihine ve 3. cümle 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatiha'nın hem Vel-Asr suresinin 2 cümlesinin gaybi işaretlerine işaret edip tevafuk eder. Demek bu hadis-i şerifin 3 cümlesinden her birisi 1500 tarihine ve mücadelenin ne kadar devam edeceğine dair işaretlerine aynen bu. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ şedde sayılmazsa 1561 makamıyla hem ve tevasu bil hakkı ve tevasu bis sabr şedde sayılır, fakat bis sabr de lamdır. 1560 makamıyla iştirak edip o taife-i azimenin mücahadetleri ne kadar devam edeceğini manayı işari ve cifriyle gösterirler. Ve Fatiha ve hadisin ira ettikleri tarihe makam ebcedleriyle takarrub edip farklı bir dereceye tevafuk ederler ve manalarıyla da tam tetabuk ederek parlak bir lemay icazı gaybiyi gösteriyorlar. Birdenbire kalbe gelen bir nükte-i icaziyedir. Kur'an'a ait en cüz'i, en büyük, en küçük bir nüktenin de kıymeti büyük olduğundan işarat-ı Kur'aniyenin bu zamanımıza temas eden küçük bir şuağı bugün Sure-i Vel-Asr nükte-i icazisi münasebetiyle Sure-i Fil'den manayı işaret tabakasından tevafuk düsturuna istinaden bir nüktesini beyan etmem ihtar edildi şöyle ki. Sure-i Elem Tere Keyfe meşhur ve tarihi bir hadise-i cüz'iyeyi beyanla külli ve her asırda efradı bulunan o gibi ve ona benzeyen hadiseleri ihtar ve tabakatı işare eden her tabakaya göre bir mana ifade etmek, umum asırlarda, umum nevi beşerde konuşan Kur'an-ı Muzul Beyan'ın belagatının muktezası olmasından bu kutsi sure bu asrımıza da bakıyor, ders veriyor. Fenaları tokatlıyor, manayı işare tabakasında bu asrın en büyük hadisesini haber vermekle beraber dünyayı her cihetle dine tercih etmek ve dalalette gitmenin cezası olarak cifir ve hesabı ebced ile 3 cümlesi aynı hadisenin zamanına tetabuk edip işaret ediyor. 1. cümlesi, Kabe-i Muazzama'ya hücum eden Ebrehe askerlerinin başlarına ebabil tayyareleriyle semavi bombalar yağdırmasını ifade eden Termihim bi hicare cümlesi kutsiyesi 1359 edip dünyayı dine tercih eden ve nevi beşeri yoldan çıkaran medeniyetçilerin başlarına semavi bombalar ve taşları yağdırmasına tevafukla işaret ediyor. 2. cümle. Elem yec'al keydehum fi tadlil kelime-i kutsiyesi eski zaman hadisesindeki Kabe'nin nurunu söndürmek için hilelerle hücum edenlerin kendileri yokluk, zulümat, dalaletinde aksül amelle aleyhlerine dönmesiyle tokat yedikleri gibi bu asrın aynen hilelerle, desiselerle, zulümlerle Edyan-ı Semaviye Kabe'sini, kıblegahını dalalet hesabına tahribe çalışan cebbar, mağrur, ehli dalaletin tavlil ve idlallerine semavi bombalar tokadıyla cezalanmasına aynı tarihi fi tadlil kelime-i kutsiyesi 1360 makamı cifresiyle tevafuk edip işaret ediyor. Üçüncüsü, elem tera keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Yani manası, gözü dönmüş, gözünle görmüş gibi bilmez misin? Rabbin fillere gelen o orduya nasıl davrandı? Fil suresi 1. ayet. Cümle-i kutsiyesi Resul-i Ekrem'e hitaben, senin mübarek vatanın ve kıblegahın olan Mekke-i Mükerreme'yi ve Kabe-i Muazzama'yı harikulade bir surette düşmanlarından kurtarmasını ve o düşmanların nasıl bir tokat yediklerini görmüyor musun diye manayı sarihiyle ifade ettiği gibi bu asra dahi hitap eden o cümle-i kutsiye manayı işaresiyle der ki senin dinin ve İslamiyetin ve Kur'an'ın ve ehli hak ve hakikatin cebbar düşmanları olan dünya perest ve dünyanın menfaati için mukaddesatı çiğneyen o ashab-ı dünyaya senin Rabbi nasıl tokatlarla cezalarını verdiğini görmüyor musun? Gör bak diye mana işaresiyle bu cümle aynen makamı cifresiyle tam 1359 tarihiyle aynen afat-ı semavi nevinde semavi tokatlarla İslamiyet'e ihanet et cezası olarak diye mana işare ifade ediyor. Yalnız eshabil fil yerinde eshabid dünya gelir. Fil kalkar dünya gelir. Hem Arabi hem Rumi tarihiyle bu semavi tokatların ayrı ayrı çeşitlerinin zamanlarına tevafuk ile parmak basıyor. Haşiye, bu fil lafzı kalkmasının sırrı eski zamanda dehşetli fil-i mahmudi azametine, heybetine dayanmış, hücum etmişler. Şimdi ise dünya servetine ve malına ve o servetli filolar teşkil edip hatta 40 milyon bir millet o fil gibi filolarla 400 milyonu esaret altına almış ve Avrupa medeniyetçileri medeniyetin mehasiniyle, iyilikleriyle, menfaatleriyle değil, belki medeniyetin seyyiatıyla ve sefaatiyle ve dinsizliğiyle 350 milyon Müslümanların her tarafta hakimiyetlerini imha edip istibdadına serfürü etmiş ve bu musibeti semaviyeye
sebebiyet vermiş ve dünyaperest gaddar zalimler zulümlerine ceza olarak tokatlar gelmeye ve fakir ve masumlar ve mazlumlara fani mallarını ve hayatlarını ahiretlerine çevirmek ve kıymetdar eylemek ve dünyadaki günahlarına kefaret-i zunup etmeye kader-i ilahiye fetva verdiler. Ben 1,5 senedir dünyaperestlerin bu musibette vaziyetlerini ve sefaatlerini ve harbi umumi sayfalarını kat bilmiyorum. Fakat 2 sene evvelki vaziyetleri bu sure-i kutsiyenin manayı işari tabakasından gelen tokatlar tam tamına onların başlarına iniyorlar ve surenin bir manayı işarisini tam tefsir ediyor. Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır. 33. ayetten Hafız Ali'nin istihracının bir zeyli ve layıkasıdır. Sure-i Zümer'de اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Ayet-i Azime'nin manayı sarihinden başka bir manayı işari tabakasının külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur ve tercümanı olduğuna kuvvetli bir delil buldum. Çünkü اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ cümlesi hesabı cifri ve ebcedi ve riyazi ile 1329 veya 8 eder. Demek men külliyetinde ve fevve işaretinde dahil ve medar-ı nazar bir fert inşirah-ı sadır nuruyla başka bir halete girip eski sıkıntıdan kurtulup nurani bir mesleğe giren bir şahsı eski ve yeni harbi umuminin gelmeye hazırlanmaları olan o dehşetli tarihe ve ferdin vaziyetine remzen bakar. Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse. Zümer suresinin 22. ayeti. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ لَكِ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ kelimesi Risale-i Nur ismine ve manasına hem cifri hem sureti hem manası tevafuk ettiği gibi اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ سَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ cümlesinin de makamı cifrisi gösterdiği tarihte Risale-i Nur'un tercümanı olan üstadımın tahkikatımla aynen vaziyetine tevafuk ediyor. Çünkü o zamanda harbi umuminin mebdelerinde üstadım eski adetini ve sair ulum-u felsefeyi ve ulum-u aliyeyi bırakıp tam bir inşirah-ı sadırla Risale-i Nur'un Fatiha'sı ve birinci mertebesi olan İşaretül İcaz tefsirine başlayıp bütün himmetini, efkarını Kur'an'a sarf etmeye başladığına tevafuk-u kavi bir emaredir ki bu asırda o külli manayı işarede medar-ı nazarı bir fert Risale-i Nur'un tercümanı ve şakirtlerinin şahs-ı manevisini temsil eden mümessilidir. Evet, madem Kur'an-ı Muzzül Beyan her asırda her ferde hitap eder bir ilmi muhit ve bir irade-i şamileyle her şeye bakabilir. Ve madem ulema-i İslam'ın ittifakıyla ayetlerin manayı sarihinden başka işari ve remzi zımni müteaddit tabakalarında manaları vardır. Ve madem ya eyyühellezine amenu gibi kitaplarda her asır gibi bu asırdaki ehli iman asır saadetteki müminler gibi dahildir. Ve madem İslamiyet noktasında bu asır gayet ehemmiyetli ve dehşetlidir, Kur'an ve hadis ihbar gaybiyle ehli imanı onun fitnesinden sakınmak için şiddetli haber vermiş. Ve madem hesabı cifri ve ebcedi ve riyazi eskiden beri sağlam bir düsturdur ve kuvvetli bir emare olabilir. Ve madem Risale-i Nur ve tercümanı ve şakirtleri iman ve Kur'an hizmetinde parlak ve tesirli vazifeleri gayet ve ehemmiyet kesbetmiştir. Ve madem bu büyük ayet hesab-ı cifirle ve bu asra ve iki harbi umumiye bakar, eski harbin patlamasına ve Risale-i Nur'un zuhuruna tevafuk ettiği gibi manende gösterir. Elbette mezkür hakikatlere ve kuvvetli karinelere binaen bila tereddüt hükmederiz ki Risale-i Nur'un şahsı, manevisi ve tercümanı bu ayeti azimenin manayı işareti tabakasının külliyetinde dahil ve medar nazar bir ferdidir ve bu ayet ona işaret eder ve manayı remziyle ondan da haber verir ve ihbar-ı gaybin evinden bir lemay-ı icaziyi gösterir denilebilir ve deriz. Tahlil 1 şin 2 ra 700 lam nun mim fe 200 elif he dal sad 100 mim sin 100 ismi celal 67 2 lam 60 fe huve 91 lil islami de 2 veya 3 elif 2 veya 3 he 8 nuri min rabbihi risale-i nur her bir ikisinde nurin var. Risale'de ra rabbihi'deki ra'ya mukabildir. Eğer nurin'deki tevin sayılsa en nur da dahi şeddeli nun sayılır. Yine itaat ederler. Nurin'den başka min rabbihi 97 ederek Risale-i Nur'da kalan sin, lam, he, iki elif dahi 97 ederek tam tevafuk eder. Türkçe telaffuzda Risale-i Nur hemze ile okunması zarar vermez. Sure-i Maide'nin 15. ve 16. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُب۪ينٌ يَهْد۪ي بِهِ اللّٰهِ Ve Sure-i Nisa'nın ahirinde
Ya eyyühen nasu kad ca'ekum burhanun min rabbikum ve enzelna ileyküm nuren mubina. Ayeti gibi Risale-i Nur'a ve mana ve cifir cihetiyle mana işaret efradından olduğuna kuvvetli bir karine buldum. Evet, hiç şüphesiz size Allah'tan bir nur ve kendisini apaçık olduğu gibi her gerçeği de açıklayan bir kitap Kur'an gelmiş bulunuyor. Allah o nur ve kitap vasıtasıyla rızasını talep eden ve rızası istikametinde davrananları huzur, kurtuluş ve emniyet yollarına iletir. Maide 15-16. ayet. Nisa suresinin 174. ayetinde ise ey insanlar, hiç şüphesiz Rabbinizden size kesin bir delil geldi ve size her şeyi olduğu gibi apaydınlık gösteren ve yolunuzu aydınlatan parlak bir nur indirdik. İkinci ayet olan Sure-i Nisa ayeti, birinci şua olan işaret-i Kur'aniye'de üstadım işaretini beyan etmiş. Birinci ayet olan Sure-i Maide'nin 15. ayeti hem bunun işaretini teyit ediyor hem de efemen şerahallah ayetinin işaretini tasdik ediyor. Evet, bu asırda manayı işaret tabakasından tam bu ayetin kusti mefhumuna bir fert Risale-i Nur olduğuna kim insafla baksa tasdik edecek. Madem Risale-i Nur bir ferdi olduğuna manevi münasebet kavidir, madem bu ayetin makamı cifrisi 1366'dır, eğer maddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazsa 62'dir ve madem Risale-i Nur Kur'an-ı Mübin'in nurunu ve hidayetini neşreden bir kitab-ı mübindir ve madem zahiren ondan daha ileri ve o vazifeyi ağır şerait altında yapanları görmüyoruz ve madem ayetler sair kelamlar gibi cüz'i bir manaya münhasır olmaz ve madem alamet delaleti zımni ve işareyle kaydeten mefhumu kelamda dahil oluyor ve madem Necmeddin-i Kübra ve Muhyiddin-i Arabi radıyallahu anhuma gibi pek çok ehli velayet mana ve manayı zahiriden başka batını ve işari manalarla ekser ayatı tefsir etmişler. Hatta tefsirlerinde Musa aleyhisselam ve Firavun'dan murat kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş, büyük ulemadan çoklar onları tasdik etmişler. Elbette ayetin delaleti zımniye ile Risale-i Nur'a ve kuvvetli karinelerle işareti katidir, şüphe edilmemek gerektir. Tahlil, Kadeca Eküm 169, Minallah 157, Nur'un tenvin ile beraber 306, Kitabun ve Kitabun Mubin tenvin ile beraber 631, Yehdi Bihillah 103, Yikunu 1366 eder. Eğer maddeler ve okunmayan hemzeler sayılmazlarsa bu seneki Muharrem tarihine yani 1362'ye tamam tevafuk eder. Eğer Mubin'deki tenvinde vakfedilse 1316'dır ki hem Risale-i Nur'un mukaddematına hem tenvin ile tekemmülüne ve birinci şuada beyan edildiği gibi çok ayetin ehemmiyetle gösterdikleri aynı meşhur tarihe tevafuk eder. Bismihi Subhanehu. Ben senin içtihadında hata var diyenlere ve ispat edenlere teşekkür edip ruhu canla minnettarım. Fakat şimdiye kadar o içtihadımı tamamıyla kanaatle tam tasdik edenler, binler ehli iman ve onlardan çokları ehli ilim tasdik ettikleri ve ben de dehşetli bir zamanda kutsi bir teselliye muhtaç olduğum bir hengamda sırf ehli imanın imanını Risale-i Nur ile muhafaza niyeti halisesiyle ve Necmeddin-i Kübra, Muhyiddin-i Arabi gibi binler ehli işaret gibi cifri ve riyazi hesabıyla beyan edilen bir müjde-i işariyeyi, Kur'aniyeyi kendine gelen bir kanaat-i tamme ile hem mahrem tutulmak şartıyla beyan ettiğim ve o içtihadımdan en muannet dinsizlere de ispat etmeye hazırım dediğim halde beni gıybet etmek, dünyada buna hangi mezhepte fetva verilebilir, hangi fetvayı buluyorlar? Ben her şeyden vazgeçerim fakat adalet ilahiyenin huzurunda bu dehşetli gıybete karşı hakkımı helal etmem. Titresin bütün saadatın ceddi olan Fahri Alemin aleyhissalatü vesselam sünnet-i seniyesini muhafaza için hayatını ve her şeyini feda eden bir mazlumun şekvası elbette cevapsız kalmayacak. İlla bir şart ile helal edebilirim ki bu Ramazan-ı Şerif'te bana ve halis kardeşlerime verdiği endişe ve telaşı hakperestlik damarıyla büyüklere layık uluvu Cenab'la enaniyeti taassup keranesini hakikate ve insafa feda edip tamire çalışmasıdır. Müşfik ve munsif bir hoca tavrıyla kusurumuz varsa bize lütuf kerane ihtar ve ikazdır. Cenab-ı Hak settarul uyuptur, hasenat seyyata mukabil gelse affeder. İman hizmetinde yüz binler insanın imanını tahkiki yapmak hasenesine karşı benim gibi bir biçarenin hüsnü niyetle, kuvvetli emarelerle inayet ilahiyeden tasavvur ettiği bir müjde-i Kur'aniyenin tefehümünde bir yanlış, belki yüz yanlış varsa da o hasenata karşı gelemez, setri uyup perdesini yırtamaz, her neyse. Bu mesele yalnız şahsıma taalluk etseydi, ben cidden nefsi emmaremi tam kırmak için ona minnettar olurdum. Mesleğimiz bu zamanda hakka hizmet, bütün terki enaniyetle olabileceğini, katı kanaatimiz olduğu gibi, 20 senedir nefsi emmarem ister istemez o mesleğe, itaate mecbur olmuş,
Risale-i Nur ve mukaddematları buna bir hücceti katıadır. Fakat garaz ve inat ve bir nevi taassubu meslekiyeyi ihsas eden ve esrarı mesture-i işa suretinde gelen itiraz ve ayıplara karşı eski sait lisanıyla derim. İşte meydan en mutaassıp ulemadan ve en büyük veliden tut, ta en dinsiz filozoflara ve müdakkik hükemelara Risale-i Nur'daki davaları ispat etmeye hazırım ve hem de ispat etmişim ki benim mahvuma ve idamıma mütemadiyen çalışan zındık filozoflar ve mülhitler o davaları cerh edemiyorlar ve edememişler. Hem bütün hayatımda delilsiz davaları zikretmediğim sizin gibi eski ve yeni arkadaşlarım biliyorlar. Bahusuz Kur'an-ı Muzil Beyan'dan aldığım bir kuvvetle Avrupa filozoflarına bir Risale-i Nur meydan okur. Risale-i Nur bu zamanda medar nazar bir hadise-i Kur'aniye olduğundan bir iki işaret değil belki benimle beraber Risale-i Nur şakirtleri tarafından istihraç edilen 5 risalede yazılan işaretler bir cihette 1000'e yaklaşıyor. 1000 incecik saçlar dahi toplansa kuvvetli bir ip olduğu gibi sarahate yakın bir delalet oluyor. Vahdet-i mesele cihetiyle o işaretler birbirine kuvvet verir. Bazı işareti zayıf görmekle ve onu inkar etmek insafa, hakperestliğe muvafık olamaz, inkar eden mazur olamaz. Hususan lüzumsuz ve zararlı ve müfritane bir gıybet olsa bu zamanda ehli ilim ortasında ehli hakikati ağlattıracak bir hadise-i elimedir. Bismihi Subhanehu kardeşlerim. Kur'an'ın bir tek ayetinin bir tek işareti ihbar-ı gayb nevinden bir lemay-ı icaziyi tevafuk suretiyle gösterdiğini manevi bir ihtarla gördüm. Eyyuhebbu ehadukum en ye'kule lehme ehihi meyten. Bu ayeti kerimenin makamı cifrisi şedde ve temrin sayılmazsa 1351. Meytenin aslı meyyiten olmasından 1361 ederek bu tarihte umuru azim eden bir dehşetli gıybeti bu ayetin manayı işari külliyetinde dahil ediyor. Umuru azim eden böyle bir acip gıybet aynı tarihte aynı senede vukua geldi şöyle ki. 18 sene müddetinde sünnet-i seniyeyi muhafaza için başına şapka koymadığından 18 senedir hapsi müferit hükmünde ihtilattan men ve yalnız bir odada hayatını geçirmeye mecbur edilen ve hususi ibadetgahında ezan-ı Muhammedi okuyup Allahu Ekber dediğinden ve La ilahe illallah hakikatini güneş gibi gösterdiğinden 100 arkadaşlarıyla tahtı tevfike alınan ve mahkum edilen bir adamı yüzer emare ve karinelere istinaden inayeti ilahiyeden geldiğine kati bir kanaatle işaret-i Kur'aniyeden bir müjdeyi hem kendine hem musibetse de arkadaşlarına bir teselli niyetiyle beyan ettiği için onu gıybet ve galiz tabiratla teşhir etmek ve onun dersleriyle imanlarını kurtaran masum şakirtlerini ondan tenfir edip şüpheler vermek, güya ortalıkta medar inkar hiçbir şey yok ve hiçbir münkeratı ve cinayeti görmüyor gibi, yalnız o biçarenin mevhum bir hatasını 8 senede 80 müdakkiklerin nazarında saklanan ve satı ve inadi nazarına göre bir içtihadi yanlışını görüyor zannıyla galis tabirler ile zemmetmek elbette bu asırda bu memlekette Kur'an-ı Muzül Beyan'ın kasten işaretine medar olabilir azim bir hadisedir. Bence Kur'an'ın nasıl ki her sure ve bazen bir ayet ve bazen bir kelime bir mucize olur öyle de bu ayetin tek bir işareti ihbar-ı gaybi nevinden bir lemay-ı icaziyedir. Bu ayetin bu işareti bu asırda Risale-i Nur şakirtlerinin hakkındaki gıybete baktığına 3 emare var. Birincisi. Birinci şua olan İşaret-i Kur'aniye Risalesi'nde Risale-i Nur'a ve tercümanlığa da işaret eden 5. ayet olan Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûren yemşi bihi fin nâs. Gayet kuvvetli karinelerle meyten kelimesi kutsiyesi cifir ve ebced hesabıyla ve 3 cihet manasıyla Said Nursi'ye tevafuk etmesidir. Ayetin manası manen ölüyken imanla kendisini dirilttiğimiz ve kendisi için onunla insanlar arasında yolunu hiç şaşırmadan rahatça hareket ettiği bir ışık var ettiğimiz kimse. En'am suresinin 122. ayeti. İkinci emare, اَيُحَبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? Hucurat suresinin 12. ayeti. Ayetin makamı cifrisi ve riyazisi 1361 etmesidir. Aynı tarihte o acip hadise oldu. Üçüncü emare. İhtiyarım haricinde 5 vecihle zimmi zemmeden ve mucizane gıybetten 6 cihetle zecreden اَيُحَبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ اللّٰحْمَ اِخِيهِ مَيْتًا ayeti karşımda kendini gösterip temessül eyledi, manen bana bak dedi, ben de baktım birden tesbihat içinde gördüm ki 1351'den
ta 1361 tarihini gösterdi. Halimize baktım, perde altında 51'den ta 61'e kadar Risale-i Nur medet beklediği İstanbul afakında perde altında bir nevi taarruz bulunmuş ve 61'den patlamasıdır. Said-i Nursi. Bismihi subhanehu ve immin şeyin illa yusebihu bihamdihi. Bu aciz kardeşiniz hem o eski dost zata hem ehli dikkate ve sizlere beyan ediyorum ki Kur'an-ı Muzül Beyan'ın feyziyle yeni Said hakaiki imaniyeye dair o derece mantıkça ve hakikatçe bürhanları zikrediyor ki değil Müslüman uleması belki en muannet Avrupa filozoflarının da teslime mecbur ediyor ve etmektedir. Ama Risale-i Nur'un kıymet ve ehemmiyetine işare ve remzi bir tarzda Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gavs-ı Azam'ın ihbaratı nevinden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın dahi bu zamanda bir mucize-i manevisi olan Risale-i Nur'a nazar-ı dikkate celbetmesine manayı işare tabakasından rumuz ve imaları icazının şe'nindendir ve lisan-ı gaybın belagat-ı mucize keranesinin muktezasıdır. Evet, Eskişehir hapishanesinde dehşetli bir zamanda ve kutsi bir teselliye pek çok muhtaç olduğumuz hengamda manevi bir ihtarla Risale-i Nur'un makbuliyetine dair eski evliyalardan şahit gösteriyorsun. Halbuki وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينٍ sırrıyla en ziyade bu meselede söz sahibi Kur'an'dır. Acaba Risale-i Nur'u Kur'an kabul eder mi? Ona ne nazarla bakıyor denildi. O acip sual karşısında bulundum. Ayetin meali, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki açık net bir kitapta bulunmasın. En'am suresinin 59. ayeti. Ben de Kur'an'dan istimdad eyledim. Birden 33 ayetin manayı sarihinin teferruatı nevindeki tabakattan manayı işare tabakasında ve o manayı işare külliyetinde dahil bir ferdi Risale-i Nur olduğunu ve duhulüne, medarı imtiyazına bir kuvvetli karine bulunmasını bir saat zarfında hissettim ve bir kısmı bir derece izah ve bir kısmını mücmelen gördüm. Kanaatimde hiçbir şek ve şüphe ve vehim ve vesvese kalmadı. Ben de ehli imanın imanını Risale-i Nur'la muhafaza niyetiyle o katı kanaatimi yazdım ve has kardeşlerime ve mahrem tutulmak şartıyla verdim. Ve o risalede biz demiyoruz ki ayeti manayı sarihi budur ta hocalar fihi nazar desin hem dememişiz ki manayı işarenin külliyeti budur. Belki diyoruz ki manayı sarihinin tahtında müteaddit tabakalar var, bir tabakası da manayı işare ve remzidir. Ve o mana işare de bir küllüdür. Her asırda cüziyatları var. Risale-i Nur dahi bu asırda o mana işare tabakasının külliyetinden bir ferttir. Ve o ferdin kasten bir medarı nazar olduğuna ve ehemmiyetli bir vazife göreceğine, eskiden beri ulema beyninde cari bir dusturu cifri ve riyazi ile karineler, belki hüccetler gösterilmişken, Kur'an'ın ayetine veya sarahatine değil incitmek, belki icaz ve belaatına hizmet ediyor. Bu nevi işaret-i gaybiyeye itiraz edilmez. Ehli hakikatin nihayetsiz işaret-i Kur'aniyeden had ve hesaba gelmeyen istihracatlarını inkar edemeyen, bunu da inkar etmemeli ve edemez. Ama benim gibi ehemmiyetsiz bir adamın elinde böyle ehemmiyetli bir eserin zuhur etmesini istigrab ve istibad edip itiraz eden zat, eğer buğday tanesi kadar çam çekirdeğinden dağ gibi çam ağacını halka eylemek azamet ve kudret-i ilahiyeye delil olduğunu düşünse, elbette bizim gibi acizi mutlak, fakrı mutlakta ve böyle ihtiyacı şiddet zamanında böyle bir eserin zuhuru vüs'at-i rahmet-i ilahiyeye delildir demeye mecbur olur. Ben sizi ve muterizleri Risale-i Nur'un şeref ve haysiyetiyle temin ediyorum ki bu işaretler ve evliyanın imalı haberleri, remizleri beni daima şükre ve hamde ve kusurlarımdan istiğfara sevk etmiş, hiçbir vakitte, hiçbir dakika nefsi emmareme medar-ı fahir ve gurur olacak bir enaniyet ve benlik vermediğini size bu 20 sene hayatımın göz önünde tereşşuhatıyla ispat ediyorum. Evet, bu hakikatle beraber insan kusurlardan, nisyandan, sehivden hali değil. Benim bilmediğim çok kusurlarım var. Belki de fikrim karışmış, risalelerde hatalar da olmuş. Fakat Kur'an'ın hurufat-ı kutsiyesinin yerine beşerin tercümesini ikame perdesi altında, noksan huruflarla yeni hat altında tahrifkaran ehli dalaletin tevilat-ı fasideleri ayetin sarahatini incitmelerine bakmıyor gibi bir biçare mazlum bir adamın kardeşlerinin imanını kuvvetleştirmek için bir nükte-i icaziyi beyan ettiği için hizmet-i imaniyesine futur verecek derecede itiraz elbette değil öyle zatlar belki zerre miktarı insafı bulunan itiraz edemez. Benim şahsım için mucibi hayrettir ki o itiraz eden zat benim silsile-i ilimde en mühim üstadım olan Şeyh Fehim'in bir tilmizi ve en ziyade merbut olduğum İmam Rabbani'nin bir talebesi olduğu halde herkesten ziyade kusurlarıma, eski karışık hayatlarıma, taşkınlıklarıma bakmayarak
Bütün kuvvetiyle imdadıma koşmak lazım iken ma teessüf ondan tereşü eden bir itiraz bazı zayıf arkadaşlarımıza futur ve ehli dalalete bir senet hükmüne geçtiğini çok teessüfle işittik. O ihtiyar zattan çabuk sui tefehümü izale etmek için tamire çalışmasını hem duasıyla hem tesirli nasihatiyle yardımını bekleriz. Bunu da ilaveten beyan ediyorum. Bu zamanda gayet kuvvetli ve hakikatli milyonlar fedakarları bulunan meşrepler, meslekler bu dehşetli dalalet hücumuna karşı zahiren mağlubiyete düştükleri halde benim gibi yarım ümmi ve kimsesiz mütemadiyen tarasut altında karakol karşısında ve müthiş müteaddit cihetlerle aleyhimde propagandalar ve herkesi benden tenfir etmek vaziyetinde bulunan bir adam, elbette dalalete karşı galibane mukavemet eden ve milyonlar efradı bulunan mesleklerden daha ileri, daha kuvvetli dayanan Risale-i Nur'a sahip değildir. O eser onun hüneri olamaz ve onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir mucize-i maneviyesi rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediye-i Kur'aniye'ye el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi zekasının eseri olmadığına delil. Risale-i Nur'un öyle parçaları var ki bazı 6 saatte, bazı 2 saatte, bazı 1 saatte, bazı 10 dakikada yazılan risaleler var. Ben yeminle temin ediyorum ki eski Said'in kuvve-i hafızası beraber olmak şartıyla o 10 dakikalık işi 10 saatte fikrimle yapamıyorum. O 1 saatlik risaleyi 2 gün istinadımla, zihnimle yapamıyorum. Ve o 1 günde 6 saatlik risale olan 30. sözü ne ben ne de en müdakkik dindar filozoflar 6 günde o tahkikatı yapamazlar ve hakeza. Demek biz müflis olduğumuz halde gayet zengin bir mücevherat dükkanının dellalı ve bir hizmetçisi olmuşuz. Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle şu hizmette halisane, muhlisane bizi ve umum Risale-i Nur talebelerini daim ve muvaffak eylesin. Amin. Bi hürmeti Seyyidil Murselin, Said-i Nursi. 27. mektuptan mühim parçalar. Bismihi subhanehu ve immişin illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çok aziz, çok sıddık ve sadık kardeşlerim ve Risale-i Nur cihetinde emin ve halis varislerim. Çok manidar ve kuvvetli bir tevafuk ve şakirtlerin sadakatlerine delil, bir zahir kerameti nuriyeyi beyan etmeme bir ihtar aldım şöyle ki. Ben vasiyetnamemi yazdığım aynı zamanda gizli münafıklar, benim itimat ettiğim hizmetçilerimi zabıta tarafından yanıma gelmekten men ettikleri aynı vakitte, fırsat bulup tanımadığım birisiyle sabık 9 defadan daha tesirli bir zehir bana yutturdular. Hem aynı zamanda Tonuslu ve alim kardeşlerimizden ve buraya kadar geçen sene beni görmek için gelip görüşmeden giden hoca Haşmet Yozgat'tan buraya yazıyor ki Said vefat etmiş, Risale-i Nur'un 130 risalesi muhafaza edilsin ta ki ileride tab edeceğiz. Hem aynı zamanda Halil İbrahim'in vefatım hakkında bir hazin mersiye hükmündeki parlak mektubu şakirtleri ağlattırdı. Hem bu zamana pek yakın Hüsrev'in kendi adetine muhalif benim vefatıma dair bir iki mektubunda 2-3 gün ömür gibi tabirlere ecelime işaretleri bir parça beni müteessir etti. Acaba ben gidiyorum diye endişe ettim. Hem bu aynı hengamlarda en ziyade hayat-ı dünyeviyedeki vazifemi düşünüp vefatımdan sonra şakirtler bu dehşetli zamanda benim bedelime de o vazife yapacaklar mı diye çok merak ederken bir de Denizli, Milas, Isparta, İnebolu ümidimin 100 derece fevkinde ve öyle bir sahabetkarane ve iltizam perverane o vazifeye koşup başkaları da ve muallim ve alimleri koşturdular ki beni hayret ve hayret içine bıraktılar. Elhasıl bu 5 cihetteki tevafuk zahir bir kerameti nuriyedir. Elhamdülillahi hazza min fadli rabbi. Allah'a hamdolsun bu Rabbimin ihsanıdır. Kardeşlerim merak etmeyiniz. Cevşen ve evradı Bahaiye bu defa dahi o dehşetli zehrin tehlikesine galebe etti. Tehlike devresi geçti fakat hastalık devam ediyor. Umum kardeşlerime birer birer selam ve selametlerine dua edip şüphesiz makbul olan dualarını isterim. Ve İnebolu'da ve civarında hem çok hanımların hem küçük yavrularının Risale-i Nur'u yazmaya başlamalarını ve Kur'an dersini çok masumların almasını bütün ruhu canımla tebrik ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci şua. Ve bihi nesta'in. İki acib suale karşı defaten hatıra gelen garip cevaptır. Birinci sual. Denildi ki Fatiha ve Yasin ve Hatmi Kur'an'ı gibi okunan virtler, kutsi şeyler bazen hassiz ölmüş ve sağ insanlara bağışlanıyor. Halbuki böyle cüz'i bir tek hediye, an-ı vahitte hassiz zatlara yetişmek ve her birisine aynı hediye düşmek,
tavrı aklın haricindedir. El cevap. Fatır-ı Hakim nasıl ki unsuru havayı kelimelerin berk gibi intişarlarına ve tekessürlerine bir mezrağa ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammediyi aleyhissalatü vesselam umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi öyle de okunan bir Fatiha'yı dahi mesela umum ehli iman envatına aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevi alemde, manevi havada çok manevi elektrikleri, manevi radyoları serpmiş fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor. Hem nasıl ki bir lamba yansa mukabilindeki binler aynaya her birine tam bir lamba girer, aynen öyle de bir Yasin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yasin-i Şerif düşer. İkinci sual. Şiddetle ve amirane denildi ki, sen Risale-i Nur'un makbuliyetine dair Hazreti Ali radıyallahu anh ve Gafs-ı Azam radıyallahu anh gibi zatların kasidelerinden şahitler gösteriyorsun. Halbuki asıl söz sahibi Kur'an'dır. Risale-i Nur, Kur'an'ın hakiki bir tefsiri ve hakikatinin bir tercümanı ve meselelerinin burhanıdır. Kur'an ise sair kelamlar gibi kışırlı, kemikli ve şuuru hususi ve cüzi değildir. Belki Kur'an umum işaratıyla ve eczasıyla aynı şuurdur, kışırsızdır, fuzuli lüzumsuz maddeleri yoktur, alemi gaybın tercümanıdır, sözler hakkında söz onundur, görelim o ne diyor. El cevap. Risale-i Nur doğrudan doğruya Kur'an'ın bahir bir burhanı ve kuvvetli bir tefsiri ve parlak bir lemay-ı icazı manevisi ve o bahrin bir reşhası ve o güneşin bir şuağı ve o madeni ilmi hakikatten mülhem ve feyzinden gelen bir tercüme-i maneviyesi olduğundan onun kıymetini ve ehemmiyetini beyan etmek Kur'an'ın şerefine ve hesabına ve senasına geçtiğinden elbette Risale-i Nur'un meziyetini beyan etmekliği hak iktiza eder ve hakikat ister. Kur'an izin verir, benim gibi bir tercümanın hissesi yalnız şükürdür. Hiçbir cihetle fahre, temeddühe, gurura hakkı yoktur ve olamaz. Gelecek ayetlerin işaratına bu noktayı nazarla bakmak gerektir. Yoksa beni hodbinlikle itham edenlere hakkımı helal etmem. Bu çok ehemmiyetli suale karşı 2-3 saat zarfında birden Kur'an'ın ayet-i meşhuresinden sözler adedince 33 ayetin hem manasıyla hem cifirle Risale-i Nur'a işaretleri uzaktan uzağa icmalen göründü. Ayrı ayrı tarzlarda 33 ayetin müttefikan Risale-i Nur'u remizleriyle gösterdiği hayal meyal göründü. İhtar. En evvel 24. ayetin başında zikredilen ihtara dikkat etmek lazımdır. O ihtarın yeri başta idi fakat orada hatıra geldi, oraya girdi. İkinci bir ihtar. Tevafukla işaretler eğer münasebeti maneviyeye isnat etmezse ehemmiyeti azdır. Eğer münasebeti maneviyesi kuvvetli ise bu onun bir ferdi, bir masadaki hükmünde olsa ve müstesna bir liyakati bulunsa o vakit tevafuk ehemmiyetlidir ve o kelamdan bunun iradesine bir emare olur ve ondan o ferdin hususi bir surette dahil olduğuna ya remz, ya işaret, ya delalet hükmünde onu gösterir. İşte gelecek ayet-i Kur'aniyenin Risale-i Nur'a işaretleri ve tevafukları ekseriyet ile kuvvetli bir münasebeti maneviyeye istinad ederler. Evet, bu gelecek ayet-i meşhure müttefikan 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline cifirce bakıyorlar. Ve Kur'an ve iman hesabına bir hakikate işaret ediyorlar. Ve medar-ı teselli bir nurdan haber veriyorlar. Ve o zamanın dalalet fitnesinden gelen şübehatı izale edecek Kur'an'ı bir bürhanı müjde veriyorlar. Ve o işaretlere ve remizlere tam mazhar ve vazifeleri ve o vazifeleri bir hakkın görecek, Risale-i Nur gibi bir tefsiri Kur'an'ı olacak. Halbuki Risale-i Nur bu mezkür noktada ileri olduğu, onu okuyanlarca şüphesiz olmasıyla delalet eder ki, o ayetler bilhassa Risale-i Nur'a bakıp ona işaret ediyorlar. Birincisi, Sure-i Nur'dan ayetün nurdur ki, Resail'in nur ve Risaletün nur namlarıyla sebebi tesmiyesinin 16 sebebinden bir sebep olduğundan, birinci olarak onu beyan etmek gerektir. Bu ayetün nur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nuru semavati vel ard. Meselu nurihi kemişkatin fiha misbah. El misbahu fi zucace.
Ezzucacetu keenneha kevkebun durriyun yukadu min şeceretin mübareketin zeytunetin la şerkiyetin ve la garbiyetin yekadu zeytuha yudî'u ve lev lem temsesu nar nurun ala nur yehdillahu li nurihi men yeşâ ve yadribullahu l-emsâle linnâsi vallahu bi külli şeyin alîm sadakallahul azîm. Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. Lamba bir sırça cam içinde, o sırça da sanki parlayan incimsi bir yıldız, bir lamba, ne yalnız doğuya ne de yalnız batıya mensup olmayan kutlu, pek bereketli bir zeytin ağacından tutuşturulur. Bu öyle bereketli bir ağaç ki neredeyse ateş değmeden de yağ ışık verir. Işığı pırıl pırıldır. Allah dilediği kimseyi nuruna iletir. Gerçeği anlamaları için insanlara böyle temsiller getirir. Allah her şeyi bilir. Nur suresinin 35. ayeti. Şu ayeti Nuriye'nin manaca çok tabakatı ve vücuhu kesiresi vardır. Ve o tabakalardan ve vecihlerden işari ve remzi bir vecihi, manaca ve cifirce nurlu bir tefsiri olan Resail-i Nur ve Resalet-i Nur'a 4-5 cümlesiyle 10 cihetten bakıyor ve o tabakalardan ve o vecihlerden bir tabaka ve bir perde dahi mucizane elektrikten haber veriyor. Risale-i Nur'a bakan birinci cümlesi مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاتٍ ف۪يهَا مِسْبَحْتِرْ Yani Nur-u İlahi'nin veya Nur-u Kur'an'ın veya Nur-u Muhammed'in aleyhissalatü vesselam misali şu مِشْكَاتٍ ف۪يهَا مِسْبَحْتِرْ Makamı cifresi 998 olarak aynen Risale-i Nur şeddeli nun iki nun sayılmak cihetiyle tam tamına tevafukla ona işaret eder. Birinci cümlesi اَزْزُجَاجَتُ كِاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّنْ يُوْقَدْ Bu ayetlerin meali, onun nurunun misali tıpkı içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O sırça camda sanki parlayan incimsi bir yıldız. Bunlar Nur suresinin az önce okuduğum ayetleri. 28. lemada tafsilen beyan edildiği gibi İmam Ali radıyallahu anh kaside-i celcelütiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakarak ve ona işaret ederek demiş. Ekidi kevkebi bil ismi Nur'a. Ben tahmin ediyorum ki İmam Ali'nin radıyallahu anh bu işareti bu cümle-i Nuriye'nin remzinde mülhemdir. Yani yıldızımı Nur isminle nurlandır. Bu cümle-i ayetin makamı 546 edip Risale-i Nur'un adedi olan 548'e gayet cüz'i ve sırlı iki fark ile tevafuk noktasından işaret ettiği gibi remzi bir manasıyla tam bakıyor. Üçüncü cümlesi min şeceretindir. Eğer min şeceretindeki t vakıflarda gibi h sayılsa, t harfi vakıflarda gibi h sayılsa 598 ederek tam tamına Resail-i Nur ve Resail-i Nur adedi olan 598'e tevafukla beraber min furkanin hakimin adedine yine sırlı bir farkla tevafuku remzi ile hem Resail-i Nur'u efradına dahil eder hem yine Resail'in Nur'un şecere-i mübareki Furkan hakim olduğunu gösterir. Eğer min şeceretindeki T kalsa o vakit makam cifrisi 993 eder. Tevafuka zarar vermeyen cüz'i ve sırlı 5 farkla Risale-i Nur adedi olan 998'e tevafukla manasını dahi muvaffakatine binaen ona işaret eder. Dördüncü cümlesi Nur'un ala Nur'in Yehdillahu li nurihidir ki 999 ederek sırlı bir tek farkla Risale-i Nur adedi olan 998'e tevafukla manasının kuvvetli münasebetine binaen işaret derecesinde remz eder. Beşinci cümlesi men yeşâ'u cümlesi gayet cüz'i bir farkla Risale-i Nur müellifinin ismiyle meşhur bir lakabına tevafukla manası baktığı gibi bakıyor. Eğer yeşâ'udaki mukadder zamir izhar edilirse men yeşâ'uh olur, tam tamına tevafuk eder. Bu ayet nasıl ki Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de tarihi telifine ve tekemmülüne tam tamına tevafukla remzen bakıyor. Kemişkâtin fîhâ misbah, el misbahu fî zucâceh cümlesi, kemişkâtindeki tenvin vakıf yeri olmadığından, nun sayılmak ve fî zucâcetin vakıf yeri olduğundan, te, he olmak cihetiyle, 1349 ederek Resail-i Nur'un en nurani cüzlerinin telifi engamı
ve tekemmül zamanı olan 1349 tarihine tam tamına tevafukla işaret eder. Hem el misbahu fi zucacetin ezucacetu ki enneha kevkebun durriyun cümlesi 1345 ederek Resail-in Nur'un intişarı ve iştiharı ve parlaması tarihine tam tamına tevafuk eder. Çünkü şeddeli R, 2 R şeddeli Nun, 2 Nun şeddeli Z aslı itibarıyla bir Lam ve bir Z ve bir ve birinci zucacetin vakıf cihetiyle H, H ikinci vakıf olmadığında T sayılır. Eğer şeddeli Z, 2 Z sayılsa o vakit 1322 eder ki yine Risale-i Nur müellifinin mukaddematı Nuriye'ye başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk eder. Hem min şeceretin mübareketin cümlesi ta-yı evvel ta, te ikinci te ise vakıf yeri olduğundan he olmak ve şeceretindeki tenvin nun sayılmak cihetiyle 1311 eder ki o tarihte Resail-in Nur müellifi Risalet-ün Nur'un mübarek şecereyi kutsiyesi olan Kur'an'ın basamakları olan Ulum-ı Arabiye'yi tedrise başladığı aynı tarihe tam tamına tevafuk ederek remzen bakar. İşte bu kadar manidar ve müteaddit tevafukatı Kur'aniyenin ittifakı yalnız bir emare, bir işaret değil, belki kuvvetli bir delalettir. Belki elektrik ile beraber Resail-in Nur'a münasebeti manevisiyle bir tasrihtir. Bu ayetin münasebeti manevisinin letafetlerinden bir letafeti şudur ki, ihbar gayb ve ihbar gayb nevinden mucizane hem elektriğe hem Risale-i Nur'a işaret ettiği gibi ikisinin zuhurlarına ve zamanı zuhurlarında sonraki tekemmül zamanlarına ve hilaf-ı adet vaziyetlerini çok güzel gösteriyor. Mesela Zeytune tilla şerkiyyeti ve la garbiyye cümlesi der. Nasıl ki elektriğin kıymettar metaı ne şarktan ne de garptan celbedilmiş bir mal değildir. Belki yukarıda cevvi havada rahmet hazinesinden semavat tarafından iniyor, her yerin malıdır, başka yerden aramaya lüzum yoktur der. Öyle de manevi bir elektrik olan Resail-in Nur dahi ne şarkın malumatından, ulumundan ve ne de garbın felsefe ve fünunundan gelmiş bir mal ve onlardan iktibas edilmiş bir nur değildir. Belki semavi olan Kur'an'ın şark ve garbın fevkindeki yüksek mertebeyi arşisinden iktibas edilmiştir. Hem mesela yekadu zeytuha yudhi'u velev lem temsesu narun nur cümlesi manayı remziyle diyor ki 13. ve 14. asırda semavi lambalar ateşsiz yanarlar, ateş dokunmadan parlarlar, onun zamanı yakındır. Yani 1280 tarihine yakındır. İşte bu cümle ile nasıl ki elektriğin hilaf-ı adet keyfiyetini ve geleceğini remzen beyan eder, aynen öyle de manevi bir elektrik olan Resail-in Nur dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde külfeti tahsile ve derse çalışmaya ve başka üstadlardan taallüm edilmeye ve müderrisinin ağzından iktibas olmaya muhtaç olmadan herkes derecesine göre o ulum-u aliyeyi meşakkat ateşine lüzum kalmadan anlayabilir. Kendi kendine istifade eder, muhakkak bir alim olabilir. Hem işaret eder ki Resail-i Nur müellifi dahi ateşsiz yanar, tahsil için külfet ve ders meşakkatine muhtaç olmadan kendi kendine nurlanır, alim olur. Evet, bu cümlenin bu mucizane üç işaratı elektrik ve Resail-i Nur hakkında hak olduğu gibi müellif hakkında dahi aynı hakikattir. Tarihçi hayatını okuyanlar ve hemşehrileri bilirler ki İzhar kitabından sonra medrese usulünce 15 sene ders almakla okunan kitapları Resail-i Nur müellifi yalnız 3 ayda tahsil etmiş. Hem nasıl ki bu cümlenin manevi münasebet cihetinde kuvvetli ve letafetli işareti var, öyle de cifri ve ebcedi tevafukuyla hem elektriğin zamanı zuhurunun kurbiyetini, hem Resail-in Nur'un meydana çıkmasını, hem de müellifinin veladetini remzen haber veriyor, bir lemay-i icaz daha gösteriyor, gösterir şöyle ki. Yekadu zeytuha yudhi'u nun makamı 1279 olup, velev lem temsesu narun nur kısmı ise, İki tevvin, iki nun sayılmak cihetiyle 1284 ederek hem elektriğin taammümünün kurbiyetini
hem Resail-i Nur'un yakınlığını, hem 14 sene sonra müellifinin veladetini, ikadu kelime-i kutsiyesiyle manen işaret ettiği gibi, Cifir ile de tam tamına aynı tarihe tevafukla işaret eder. Malumdur ki zayıf ve ince ipler içtima ettikçe kuvvetleşir, kopmaz bir halat olur. Bu sıra binaen bu ayetin bu işaretleri birbirine kuvvet verir, teyit eder. Tevafuk tam olmazsa da tam hükmünde olur ve işareti delalet derecesine çıkar. Tembih. Ben bu ayeti Nuriye'nin işaretlerini elektrik ve Resail'in Nur'un hatırı için beyan etmedim. Belki bu ayetin icazı manevisinin bir şubesinden bir lemasını göstermek istedim. Elhasıl bu ayeti kutsiye sarih manasıyla Nur-u İlahi ve Nur-u Kur'an'ı ve Nur-u Muhammedi'yi aleyhissalatu vesselam ders verdiği gibi manay işaresiyle de her asra baktığı gibi 13. asrın ahirine ve 14. asrın evveline dahi bakar ve dikkatle baktırır. Ve bu iki asrın ahir ve evvellerinde en ziyade nazara çarpan ve en ziyade münasebeti maneviyesi bulunan ve bu ayetin umum cümlelerinin muvaffakatlarını ve mutabakatlarını en ziyade kazanan elektrik ile Resail'in Nur olduğundan doğrudan doğruya manayı remziyle bakar diye bana kanaat katiye verdiğinden çekinmeyerek kanaatimi yazdım. Hata etmiş isem Erhamül Rahim'inden rahmetiyle affetmesini niyaz ediyorum. Resail-i Nur'un bu ayetin iltifatına liyakatini anlamak isteyen zatlar, hangi risaleye dikkatle baksalar anlarlar. Hiç olmazsa Eskişehir hapishanesinin bir meyvesi olan 30. lem'a namındaki 6 Esma-i İlahiye'ye dair 6 nükte risalesine, hiç olmazsa o lemadan ismi hay ve kayyuma dair 5. ve 6. nüktelere dikkatle baksa elbette tasdik eder. Resail-i Nur'a işaret eden 2. ayet. Festekim kema umirt ayeti meşhuresidir. Yani emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Hud suresinin 112. ayeti. Ayeti meşhuresidir ki Şeyyebetni sureti Hud hadisinin vuruduna sebep olmuş. Festekim kema umirt. Umirtin işareti 8. lemada tafsilen beyan edildiği gibi Sure-i Hud'da Feminhum şekiyyun ve se'id ayetinin iki kuvvetli işaret veren sayfasının mukabilindeki gayet meşhur bir ayetidir. Makamı Cifrisi 1300 ederek hem Sure-i Şura'nın ikinci sayfasında Vestekim kema umirt ise 1309 ederek o tarihte umum muhatapları içinde birisine hususan Kur'an hesabına iltifat edip istikametle emreder ki birinci tarih ise Resail-i Nur müellifinin Risale-i Nur'u netice veren ulumun tahsiline başladığı tarihtir ve ikinci ayetin tarihi ise o müellifin harika bir surette pek az bir zamanda ilimce tekemmül ettiği, tahsilden tedrise başladığı ve 3 ayda ve bir kış içinde 15 senede medresece okunan 100 kitaptan ziyade okuduğu ve o zamanın o muhitte en meşhur ulemasının yanında 3 ayın mahsulü 15 senenin mahsulü kadar netice verdiği çok mükerrer imtihanlarla ve hangi ilimden olursa olsun sorulan her suale karşı cevabı sevap vermekle ispat ettiği aynı tarihe tam tamına tevafukla Risale-i Nur'un istikametine remzen bir işarettir. Haşiye. Bu beyanatı medhiye Said'e ait değildir. Belki Kur'an'ın bir tilmizini, bir hadimini Said radıyallahu anh lisanıyla ve haliyle tarif eder, ta hizmetine itimat edilsin. 3. ayeti meşhure. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ayeti. Yani biz yolumuzda gayret gösterip mücadele edenleri bize ulaştıran yollara hidayet ederiz. Ankebut suresinin 69. ayeti. Kuvvetli münasebeti maneviyesiyle beraber Cifirce 1344 eder ki o tarihte Risale-i Nur'un şakirtleri gibi bu ayetin manasına daha ziyade mazhar olanlar zahiren görülmüyor. Demek bu ayet manasının müteaddit tabakalarından, işari bir tabakadan ve remzi bir perdeden Kur'an'ın parlak bir tefsiri olan Risale-i Nur'a bakıyor ve en evvel nazil olan Sure-i Alak'ta innel insane leyetgâ ayeti gibi
manasıyla ve makamı cifresi de ifade ediyor ki, ayetin manası şu: Rabbinin bunca nimetlerine rağmen kafir insan azar. Alak 6. 1344'te nevi insan içinde Firavunane emsalsiz bir tuğyan, bir inkar çıkacak. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا ayeti ise o tuğyana karşı mücadele edenleri sena ediyor. Evet, harbi umumi neticelerinden hem alemi insaniyet hem alemi İslamiyet çok zarar gördüler. Nevi insanın, hususan Avrupa'nın mağrur ve cebbarları, bilhassa birisi kuvvet ve gınaya ve paraya istinad ederek firavunane bir tuğyana girdiklerinden o hususi insanlar nevi beşeri mesul ediyor diye insan ismi ummiyesiyle tabir edilmiş. Eğer lenehdiyennehum'deki şeddeli nun bir nun sayılsa 1290 eder ki Risale-i Nur müellifinin besmele hayatıdır ve tarihi veladetinin birinci senesidir. Eğer şeddeli lam iki lam ve nun bir sayılsa o vakit 1324'te hürriyetin ilanı engamında mücahede-i maneviye ile tezahür eden Risale-i Nur müellifinin görülmesi tarihidir. Dördüncü ayeti meşhure. وَلَكَدْ اَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ ayetidir. Yani şu kesin ki biz sana sebi mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Hicr suresinin 87. ayeti. Şu cümle Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve Fatiha suresini müsenna senasıyla ifade ettiği gibi Kur'an'ın müsenna vasfına layık bir burhanı ve altı erkan-ı imani ile beraber hakikat İslamiyet olan yedi esası Kur'an'ın seb'ay meşhuresini parlak bir surette ispat eden ve seb'en minel mesani nuruna mazhar bir aynası olan Risale-i Nur'a cifirce dahi işaret eder. Çünkü ateynake seb'en minel mesani makamı cifrisi 1335 adediyle Risale-i Nur'un Fatiha'sı olan İşaretül İcaz tefsirinin Fatiha suresiyle Bakara suresinin başına ait kısmı basmakla intişar tarihi olan 1335 veya 6'ya tevafukla remzi bir perdeden ona baktığına bir emaredir. Ayetlerin meali, Sebi Mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Biz sana Sebi Mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Yine aynı ayet. Beşinci ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Eve men kâne meyten feahyeynâhu ve cealnâ lehu nûren yemşi bihi finnâs. Sadakallahu razîm. Manen ölüyken imanla kendisini dirilttiğimiz ve kendisi için onunla insanlar arasında yolunu hiç şaşırmadan rahatça hareket ettiği bir ışık ve ışık var ettiğimiz kimse. En'am suresi 122. Bu ayetin remzi latiftir. Çünkü hem kuvvetli münasebeti manevi ile hem cifirle efrad-ı kesiresi içinde hususi bir surette Risale-i Nur ve müellifine bakıyor şöyle ki: Meyten kelimesi tenvin, nun sayılmak cihetiyle 500 ederek Said-i Nursi adedi olan 500'e tevafukla işaret ediyor ki Said-i Nursi dahi meyit hükmünde idi, Risale-i Nur ile ihya edildi, onunla hayat buldu. Evet, eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûra. Daki iki tenvin nundurlar 1334 eder ki aynı zamanda Arabi tarihle Said'in umumi harpte maddi ve dehşetli bir mevtten dahi harika bir tarzda kurtulması ve felsefe ve gafletten gelen manevi ve şiddetli bir ölümden necat bulması ve Kur'an'ın âb-ı hayatıyla taze bir hayata girmesi tarihidir. Bu tevafuku manevi ve muvaffakat-ı cifriye delalet derecesinde bir işarettir. Hem فَاَحْيَيْنَا وَجَعَلْنَا لُهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ de tenvin, nun ve şeddeli nun iki nun ve bihi de telaffuz edilen ye sayılmak cihetiyle 1294 eder ki veladetinin ve hayatının birinci senesidir. Demek bu cümle ile hayatı maddiyesine, evvelki cümle ile de hayatı maneviyesine işaret eder. Elhasıl bu ayet müteaddit ve çok tabakalarından bir işari tabakadan hem Risale-i Nur'a hem müellifine hem bu 14. asrın iptidasına hem iptidasındaki Risale-i Nur'un mebdeine remzen belki işareten belki delaleten bakar. Eve men kâne meyten ayetinin tetinmesi. Eve men kâne meyten fe ahyeynâhu ve cealnâ lehu nûren yemşi bihi fin nâsi kemen meseluhu fiz zulümâti leyse bi hâricim minhâ. Sadakallahu lazim.
Manen ölüyken imanla kendisini dirilttiğimiz ve kendisi için onunla insanlar arasında yolunu hiç şaşırmadan rahatça hareket ettiği bir ışık var ettiğimiz kimse. En'am 122. Ayetinin kuvvetli işaretini hem teyit hem letafetlerinden üç münasebet birden Ramazan'da kalbime geldi. Kat'i bir kanaat verdi ki meyten kelimesine tam münasip Said'dir. Bu ayetin Risale-i Nur tercümanı olan Said'i meyit ünvanıyla göstermesinin bir hikmeti budur ki. Mevti muammasını ve tılsımını Risale-i Nur ile o açmış, o dehşetli yüzün altında ehli imana çok ünsiyetli, sururlu, nurlu bir hakikat keşfedip ispat etmiş ve mevt alut hayatı faniyede boğulan ehli ilhada karşı bakiyane, hayat alut muvakkat bir mevti zahiri ile galibane mukabele eder. Kemen meseluhu fiz zulümat sırrına mazhar olan ehli ilhad, gayr meşru müştehayatının ibahesiyle süslendirmesine mukabil, Risale-i Nur mevti o aldatıcı fani hayata karşı çıkarıp lezzet ve zinetini zir-u zeber eder. Ve der ve ispat eder ki, mevt ehli dalalet için idam-ı ebedidir ve o dehşetli daracığından kurtaran ve mevti mübarek bir terhis tezkeresine çeviren yalnız Kur'an ve imandır. İşte bunun içindir ki bu hakikati muazzamayı mevtiye Risale-i Nur'da gayet mühim ve geniş bir mevki almış, hatta ekser hücumunda mevti elinde tutup ehli dalaletin başına vurur, aklını başına getirmeye çalışır. İkincisi, ehli tarikatın ve bilhassa nakşilerin dört esasından biri ve en müessiri olan rabıta-i mevt, eski Said'i yeni Said'e radıyallahu anh çevirmiş ve daima hareketi fikriyede yeni Said'e yoldaş olmuş, başta ihtiyarlar risalesi olarak, risalelerde o rabıta keşfiyatı göstere göstere ta ehli iman hakkında mevtin nurani ve hayatlar ve güzel hakikatini görüp gösterdi. Üçüncüsü, bu ayet cifir ve ebced hesabıyla her tarafta Said'e hücum eden üç çeşit mevtin temas zamanını ve tarihini aynen gösterip tevafuk eder. Demek ayetteki meyten kelimesinin efradından medar-ı nazar bir ferdi ve cifirci onun ismi meyten adedince tam tevafukla hususi işarete mazhar bir masadak Said-i Nursi'dir. Sabrinin sadakatinin bir kerametidir. Ben namazdan sonra bu tetinmeyi yazarken Sıddık Süleyman'ın halefi Emin, Sabri'nin eve menkâne meyten ayetine dair parçayı aldığını ve Ramazan'ın feyzinden onun izahı gibi nurlar istediğini gördüm. Ne yazdığımı Emin'e gösterdim, hayretle dedi. Bu hem Sabri'nin hem Risale-i Nur'un bir kerametidir. Bu ayetteki esrarlı muvazene-i Kur'aniye'yi düşünürken Sure-i Hud'daki فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا fıkrasına karşı وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِ الْجَنَّةِ'deki muvazene hatıra geldi ve bildirdi. Ki nasıl ki bu ikinci ayet ve birinci fıkra Risale-i Nur'un mesleğine, şakirtlerine tam tamına manen ve cifirce bakıyor öyle de فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا Zefirun ve Şehik ayeti dahi Risale-i Nur'un muarızlarına ve düşmanlarına ve onların cereyanlarının mebdeine ve faaliyet devresine ve müntehasına cifir ile tevafuk ile işaret eder şöyle ki Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim gibi ayetlerin bahsinde birinci şuada 7-8 ayetin ehemmiyetle gösterdikleri 1316 ve 7 tarihi ki Kur'an'a karşı olan suikastın mebdeidir. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا cifirci aynı tarihi gösteriyor. Eğer şeddeli mim 2 mim sayılsa 1357. Eğer şeddeli lam 2 lam sayılsa 1347 ki bu asrın tagiyane faaliyet tarihidir. Her iki şeddeli harf ikişer sayılsa 1387 ki لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ dehşetli bir cereyanın müntehası tarihi olmak ihtimali var. فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ ise 1361 eğer فَفِ النَّارِ'deki okunmayan Y sayılmazsa 1351 tarihini eğer şeddelinin asıl itibariyle bir lam ve bir nun sayılsa yine 1331 tarihini ve harbi umumi afetinin feryadu fizar içindeki yangınını göstererek cehennem ateşinde zefir ve şehik eden ehli şekavetin azabını haber verip ehli imanı fitnelere düşüren, şakirlerin hem dünyada hem ahirette cezalarına işaret eder,
Aynen öyle de bu asra da zahiren bakan esrarlı olan Sure-i Vessema-i Zatil Buruc'den şu ayetin İnnellezine fetenul mu'minine vel mu'minate sümme lem yetubu felehum azabu cehenneme ve lehum azabul harik. Sadakallahu lazim. Ayetlerin genel manasını verecek olursak, bedbahtlara gelince Hud 106, ama mesut olanlar ise cennettedirler. Yine Hud 108. Şimdi bedbahtlar cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette arınıp canları çıkasıya feryat edecekler. Hud suresi 106. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler. Saf suresi 8. Şimdi bedbahtlar Hud 106. Hiç kimse gaybı bilemez. Gaybı yalnız Allah bilir. Cehenneme atılacaklar. Çektikleri azabın dehşetinden devamlı surette arınıp canları çıkasıya feryat edecekler. Hud 106. Burçlarla süslü göğe kasem ederim ki buruç 1. Ve son ayette mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var. Buruç suresinin 10. ayeti. İfadesi gibi hem İstanbul'un iki harikı kibiri hem harbi umuminin dehşetli yangını cehennem azabı gibi o fitnenin bir cezasıdır diye işaret eder. Elhasıl bu ayet her asra baktığı gibi bu asra daha ziyade nazar-ı dikkati celbetmek için cifirce bu asrın 3-4 devresinin tarihlerine ve hadiselerine işaret ve manasının suretiyle ve tarz ifadesiyle iki cereyanın keyfiyetlerine ve vaziyetlerine ima eder. Sabri'nin mektubu yolda iken ve gelmeden evvel o mektubun manevi tesiriyle bu ayeti Eve men kâne meyten ayetiyle beraber düşünürken hatırıma geldi Risale-i Nur'un bu derece kuvvetli işareti Kur'aniye'ye ve şakirtlerinin bu kadar kıymetli beşareti Furkaniye'ye ve aktapların iltifatına mazhariyetinin sırrı ve hikmeti, musibetin azameti ve dehşetidir ki hiçbir eserin mazhar olmadığı kutsi bir takdir ve tahsin almış. Demek ehemmiyet onun fevkalade büyüklüğünden değil, belki musibetin fevkalade dehşetine ve tahribatına karşı mücadelesi cüzi ve az olduğu halde gayet büyük öyle bir ehemmiyet kesbetmiş ki bu ayette işaret ve beşareti Kur'aniye'de ifade eder ki Risale-i Nur'un dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar ve cennete gidecekler diye müjde veriyorlar. Evet, bazı vakit olur ki bir nefer gördüğü hizmet için bir müşirin fevkine çıkar, binler derece kıymet alır. İhtar. Geçmiş ve gelecek ayetlerin işaretleri yalnız tevafukla değil, belki her bir ayetin manayı küllisinden, cüz'iyat-ı kesiresinden bir cüz'i ferdi, Risale-i Nur olduğuna imaen, münasebeti maneviyeye göre cifri ve ebcedi bir tevafukla o münasebeti teyiden ve ona binaen hususi ona bakar demektir. 6. ayet. Sure-i Hadid'de ve yec'al lekum nuran temşûne bih. Yani karanlıklar içinde size bir nur ihsan edeceğim ki o nur ile doğru yolu bulup onda gidesiniz. Lillahil hamd, Risale-i Nur bu kutsi ve külli mananın parlak bir ferdi olduğu gibi nurendeki temvin nun sayılmak cihetiyle 1318 adediyle Resail-i Nur müellifi tedristen telif vazifesine ve mücahidane seyahate başladığı zamanın 5 sene evvelki zamanına ve çok ayetlerin işaret ettikleri 1316 tarihindeki mühim bir inkılabı fikriden 2 sene sonraki zamana tevafuk eder ki o zaman istihzarat nuriyeye başladığı aynı tarihtir işte. Şu nurlu ayetin hem manaca hem cifirce tevafuku ise umum vücuhu aynı şuur olan Kur'an-ı mucizü beyanda elbette ittifaki ve tesadüfi olamaz. 7. ayet. Ve yuhakkullahul hakka bi kelimatihi. Şu ayeti meşhurenin külli manasının bu zamanda zahir bir masadaki Risaletün Nur olduğu gibi lafzullah'taki şeddeli lam bir lam ve bi kelimatihi'deki melfuz ye sayılmak şartıyla 998 adediyle Risaletün Nur'un 998 adedine tam tamına
tevafukla münasebeti maneviyeye binaen ve remzen ona bakar. Ve bu remzi latifleştiren ve kuvvet veren münasebetlerin birisi şudur ki, Risalet-i Nur'un eczaları sözler namıyla iştihar etmişler. Sözler ise Arapça kelimattır ve o kelimat ile Kur'an'ın hakaikinin o derece mahz-ı hak ve aynı hakikat olduğunu ispat etmiş ki bu zamanın dinsiz filozoflarını tam susturuyor. 8. ayet. Kul inneni hedani rabbi ila sirati mustakim'dir. Şu ayeti meşhurenin külli manasının bu asırda muvaffuk ve münasip bir ferdi Risalet-i Nur olduğu gibi cifirle sirati mustakim kelimesi sıratındaki tenvin nun sayılmak cihetiyle Risalet-i Nur adedi olan 998'e yine iki sırlı fark ile baktığı gibi Hedani Rabbi ila sırat-ı müstakim cümlesinin makamı ebcedisi ile 1316 ederek Risale-i Nur müellifinin tedrisiyle istihzaratı Nuriye'de bulunduğu en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuk eder. Haşiye yani mertebesine işaret için iki fark var. Risale-i Nur vahiy değil, ilham ve istihraçtır. Kul inneni ayetini meali, de ki Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak tamamen Hakk'a yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştı. En'am suresinin 161. ayeti. 9. ayet. Hem Bakara suresinde hem Lokman suresinde فَكَدْ اِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى cümlesidir. Yani Allah'a iman eden hiç kopmayacak bir zinciri nurani yapışır, temessük eder. Risale-i Nur ise iman-ı billahın Kur'an-ı burhanlarından bu zamanda en nuranisi ve en kuvvetlisi olduğu tahakkuk ettiğinden بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى külliyetinde hususu dahil olduğuna teyiden makamı cifrisi 1347 ederek Risale-i Nur intişarının fevkalade parlaması tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu 14. asırda Kur'an'ın icazı manevisinden neşet eden bir urvetül vuska ve zulümattan nura çıkaracak bir vesile-i nuraniye Risale-i Nur olduğunu remzen bildirir. 10. ayet. Yu'til hikmete men yeşâ. 11. ayet. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yüzekkihim. 12. ayet. Ve yüzekkiküm ve yuallimukumul kitabe vel hikme ayetleridir. Ayetlerin meali o hikmeti dilediğine verir. Bakara 269. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten ve onları tertemiz kılan. Bakara 129. Sizi tertemiz hale getiren, size kitap ve hikmeti öğreten. Bakara 151. ayet. Meali icmalleri der ki Kur'an hikmeti kutsiyeyi size bildiriyor. Sizi manevi kirlerden temizlendiriyor. Bu üç ayetin külli ve umumi manalarında Risale-i Nur kasti bir surette dahil olduğuna iki kuvvetli emare var. Birisi şudur ki Risale-i Nur'un müstesna bir hassası ismi hakem ve hakimin mazharı olup bütün safahatında mebahisinde nizam ve intizamı kainatın aynasında ismi hakem ve hakimin cilveleri olan hikmet-i kutsiyeyi ve Hikemeyat-ı Kur'aniye'yi ders veriyor, mevzu ve neticesi Hikmet-i Kur'aniye'dir. İkinci emare, birinci ayet 1322 ederek makam ebcedi ile Risale-i Nur müellifinin doğrudan doğruya ulumu aliyeden başını kaldırıp Hikmet-i Kur'aniye'ye müteveccih olarak Kadimül Kur'an vaziyetini aldığı tarihtir ki, bir sene sonra İstanbul'a gitmiş manevi mücadelesine başlamış. İkinci ayet ise makamı cifrisi 1302 ederek Risale-i Nur müellifinin Kur'an dersini aldığı tarihe tam tamına tevafuk ile remzen Kur'an'ın bahir bir burhanı olan Resail-i Nur'a bakar. Üçüncü ayet ise 1338 olduğundan Hikmet-i Kur'aniye'yi Avrupa hükemasına karşı parlak bir surette gösterebilen ve gösteren Risale-i Nur müellifi Darul Hikmetil İslamiye'de Hikmet-i Kur'aniye'yi müdafaa etmekle hatta İngiliz'in başpapazının sual ettiği ve 600 kelime ile cevap istediği 6 sualine 6 kelime ile cevap vermekle beraber inzivaya girip bütün gayretleriyle Kur'an'ın ilhamatından Risale-i Nur'un meselelerini iktibasa başladığı aynı tarihe tam tamına tevafukla remzen bakar. 13. ayet.
Sure-i Ali İmran'da وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 14. ayet Sure-i Nisa'da لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ Bu iki ayet, bu asra da hususi bakarlar, ayetlerin meali. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler, Ali İmran 7. Fakat onlardan geniş ilmi olanlar, Nisa 162. ayet. Birincisinin meali gösteriyor ki, ehli dalalet, müteşşabihatı, Kur'aniyeyi yanlış tevilat ile tahrifine ve şüpheleri çoğaltmasına çalıştığı bir zamanda, İlimde rusuhu bulunan bir taife, o müteşabihat-ı Kur'aniyenin hakiki tevillerini beyan edip ve iman ederek o şubahatı izale eder, bu külli mananın her asırda masadakları ve cüziyatları var, harbi umumi vasıtasıyla bin seneden beri Kur'an aleyhinde terakküm eden Avrupa itirazları ve evhamları alemi İslam içinde yol bulup yayıldılar, o şubahatın bir kısmı fenli şeklini giydi, ortaya çıktı. Bu şubahatı ve itirazları bu zamanda def eden başta Risale-i Nur ve şakirtleri göründüğünden, bu ayet bu asrada baktığından Risale-i Nur ve şakirtlerine remzen bakmakla beraber ulema-i müteahhirinin mezhebine göre illallah ta vakfedilmez. O halde makam-ı cifrisi aynen innel insane leyet ganın makamı gibi 1344 ederek Resail-i Nur ve şakirtlerinin meydan-ı mücadeleyi maneviyeye atılmaları tarihine tam tamına tevafukla onları da bu ayetin harimi kutsisinin içine alıyor. Hem haşrin en kuvvetli ve parlak bir bürhanı olan 10. sözün etrafa yayılması tarihine ve Kur'an'ın 40 vecihle mucize olduğunu beyan eden 25. sözün iştiharı hengamına hem innel insane leyetgâ adedine tam tamına tevafukla bakar. Eğer mezhebi selef gibi illallah ta vakıf olsa o halde errasihun'daki şeddeli ra 2 ra sayılsa 1360 küsur ederek Risalet-i Nur şakirtlerinin bundan 15-20 sene sonraki rasihane ve muhakkikane olan ilimlerine ve imanlarına remzen baktığı gibi şeddeli ra asıl itibarıyla bir le, bir lam ve bir ra sayısı 1212 ederek bundan 1,5 asır evvel Mevlana Halid Zülcenaheyn'in Hindistan'dan getirdiği parlak bir ilmi hakikat rusuhuyla o zamandan meydan alan tevilat-ı fasideyi ve şubehat-ı dağıtarak 100 senede 50 milyondan ziyade insanları daire-i irşadına aldığı ve tenvir ettiği zamanın tarihine tam tamına tevafukla bakar. İkinci ayet olan اَرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ'deki şeddeli ra aslına nazaran bir lam ve bir ra sayılmak cihetiyle makam-ı ebcedisi 1344 etmekle her asra baktığı gibi bu asra da hususi remzen bakar ve ilmi hakikatte rasihane çalışan ve kuvvetli iman eden bir taifeye işaret eder. Ve çok ayetlerin ehemmiyetle gösterdikleri bu 1344'te Risalet-i Nur ve şakirtlerinden daha ziyade bu vazifeyi müşkül şerait içinde sebatkarane yapan zahirde görülmüyor. Demek bu ayet onları dahi daire-i harimine hususi dahil ediyor. 15. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nasu kad ca'ekum Burhanum min Rabbikum ve enzelna ileyküm nuren mubina. Sadakallahu azim. Ey insanlar, işte size Rabbinizden kesin bir delil geldi. Size açık bir nur indirdik. Nisa suresi 174. ayet. Şu ayet bu zamana dahi hitap eder. Çünkü tamamı mubinen hariç kalsa 1360 küsur eder. Eğer gadeca ekümden sonraki olsa burhanum ve nuren kelimelerindeki tenvinler nun sayısı 1310 eder. Demek bu asra da hitap eder. Hem kadeca eküm burhanun cümlesi yalnız 4 farklı Furkan adedine tevafukla sarihen baktığı gibi o kutsi burhan-ı ilahinin bu zamanda parlak ve kuvvetli bir burhanı olan Resail'in nura dahi ikinci cümlesi olan enzelna ileyküm nuren mubina adedi iki tenvin vakıfta iki elif sayılmak cihetiyle
598 ederek aynen tam tamına Resail-i Nur'a ve Risale-i Nur adedine tevafuk ile o semavi burhanı, kutsinin yerde bir burhanı, Resail-i Nur olduğunu remzen haber veriyor. İhtar. Sözlerin üç ismi olan Resail-i Nur veya Risaletin Nur'daki şeddeli, nun iki nun sayılmak cifirce alevi bir kaydedir. Şeddeli harf bazen bir, bazen iki sayılabilir. 16. ayet. Lillezine amenu hude ve şifa. O Kur'an iman edenler için hidayet ve şifadır. Fussilet suresinin 44. ayeti. Bu şifalı ayet çok zamandır benim dertlerimin şifası ve ilacı olduğu gibi Eczane-i Kübra-i İlahi olan Kur'an-ı Hakim'in tiryaki ilaçlarından Risale-i Nur eczalarının kavanozlarından alarak belki bin manevi dertlerime bin kutsi şifayı buldum ve Resail-i Nur şakirtleri dahi buldular. Ve fenden ve felsefenin bataklığından çıkan ve tedavisi çok müşkül olan ve zındıka hastalığına müptela olanlardan çokları onunla şifalarını buldular. İşte her derde şifa olan Kur'an'ın ilaçlarının bu zamanda bir kısım kavanozları hükmünde bulunan Resail-i Nur dahi bu şifadar ayetin bir medar-ı nazarı olduğuna kuvvetli bir emare bu şudur ki bu ayetin makamı cifrisi olan 1346 adedi Resail-i Nur'un 1346'da şifa darane etrafa intişarının tarihine ve Mucizat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam namında olan Risale-i Harika'nın zamanı telifine tam tamına tevafukudur. Şu tevafuk hem münasebeti maneviyeyi teyit ve onunla teeyyüd eder, hem remizden işaret derecesine çıkarıyor. 17. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. فَاِنْ تَوَلَّ فَكُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ de ki قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ'nun makamı cifrisi şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli kaf bir kaf sayılmak cihetiyle 1329 ederek Harbi Umumi'nin başlangıcı zamanında Resail-i Nur'un başlangıcı olan İşaretül İ'caz tefsirinin tarihi telifine tam tamına tevafukla beraber şeddeli kaf iki kaf sayılmak cihetiyle 1349 ederek Harbi Umumi'nin verdiği sarsıntılar zamanında Resail-i Nur'un hasbiyallah diyerek ehli dünyadan hiçbir yerde himaye görmeden belki tehacüme hedef olmakla beraber çekinmeyerek yalnız başlarıyla müşkülat içinde Envar-ı Kur'aniye'yi neşrettikleri aynı tarihe tam tamına tevafuku ise her cihetiyle aynı şuur olan ayatta elbette tesadüfi olamaz. Belki bu gibi ayetler en müşkül zaman olan bu asra dahi hususi bakarlar ve o ayatı kendilerine rehber ittiaz eden bir kısım şakirtlerine hususi iltifat edip iltifatlarıyla teşhi ederler. Bu ayet sabık ayetler gibi münasebeti maneviyesi gerçi zahiren görünmüyor fakat bir cihetle Resail-i Nur ile bir nevi münasebeti vardır şöyle ki. 13 senedir bu ayet Resalet-i Nur müellifinin ve sonra has şakirtlerinin mağripten sonra bir virdi hususileridir. Hem bu ayetin manasına bu zamanda tam mazhar ve herkes onlardan çekinmesinden futur getirmeyerek hasbiyallah deyip mütevekkilane müşkülat-ı azime içinde envar imaniyeyi ve esrar Kur'aniyeyi neşreden ehli imanı meyusiyetten kurtaran başta Resalet-i Nur ve şakirtleridir. 18. ayet. İnne hizballahi humul galibun. Allah tarafı mutlaka galip gelecektir. Maide 56. Bu ayet mealiyle Hizbullah'ın zahiri mağlubiyetinden gelen meyusiyeti izale için kutsi bir teselli verir. Ve Hizbullah olan Hizbi Kur'an'ın hakikatte ve akıbette galebesini haber verir ve bu asırda Hizbi Kur'an'ın hassiz efradından Resail-i Nur şakirtleri tezahür ettiklerinden bu ayetin külli manasında hususi dahil olmalarına bir emare olarak makamı cifrisi olan 1350 adediyle Resail-i Nur şakirtlerinin zahiri mağlubiyetleri ve bir sene sonra mahpusiyetleri içinde manevi galebeleri ve metanetleri ve haklarında yapılan müthiş imha planını akim bırakan ihlasları ve kuvve-i manevileri tezahür etmesinin Rumi tarihi olan 1350 ve 51 ve 52 adedine tam tamına tevafuku elbette şefkatkarane, teselli darane bir remzi Kur'an'ıdır. 19. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ
ve bi eymanihim yekuluna rabbena etmim lena nurena ve gıfir lena. Sadakallahul azim. Onların nuru önlerinde ve sağ taraflarından süratle ilerler. İman edenler şöyle derler: ey kerim Rabbimiz, nurumuzu daha da artır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet. Tahrim suresi 8. Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabakayı işariyesi bu asra dahi bakıyor. Çünkü yekuluna rabbena etmim lena nurena hem manaca kuvvetli münasebeti var, hem cifirce 1326 ederek o tarihteki hürriyet inkılabından neşet eden fırtınaların hengamında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur arayan müminler içinde Resail'in nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efradı kesiresinden bu asırda bir masadaki onlar olduğuna bir emaredir. Vagfir lena cümlesi 1360'a bakıyor. Demek bundan 5-6 sene sonra istiğfar devresidir. Resail-i Nur şakirtlerinin o zamanda istiğfar dersini vereceğine remzen bir imandır. 20. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mu'minin. Sadakallahu lazim. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. İsra 82. Şu ayeti azime sarihen asr-ı saadette nuzulu Kur'an'a baktığı gibi sair asırlara dahi manayı işaretiyle bakar ve Kur'an'ın semasından ilhami bir surette gelen şifadar nurlara işaret eder. İşte doğrudan doğruya tabibi kulüp olan Kur'an-ı Hakim'in feyzinden ve ziyasından iltibas olunan Risaletün Nur benim çok tecrübelerimle umum manevi dertlerime şifa olduğu gibi Resail'in Nur şakirtleri dahi tecrübeleriyle beni tasdik ediyorlar. Demek ki Resail'in Nur bu ayetin bir manayı işaretinde dahildir. Ve bu duhulüne bir emare olarak Mahu ve şifa'u ve rahmetu lil mu'mininin makamı cifresi 1339 ederek aynı tarihte Kur'an'dan ilham olunan Resail'in Nur bu asrın manevi ve müthiş hastalıklarına şifa olmakla meydana çıkmaya başlamasından bu ayet ona hususi remzettiğine bana kanaat veriyor, ben kendi kanaatimi yazdım, kanaate itiraz edilmez. 21. ayet veya ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hedahu ila siratim mustakim, kul inneni hedani rabbi ila siratim mustakim. Sadakallahul azim. Ve doğru yola iletmişti. Nahl 121. De ki Rabbim beni doğru yola iletti. En'am suresi 161. ayet. 8-9 ayetlerde sirat-ı müstakime nazarı çeviriyorlar. Ve bu doğru istikametli yolu bulmak için daima Kur'an'ın nurundan her asırda o asrın zulmetlerini dağıtacak ve istikamet yolunu tenvir edecek Kur'an'dan gelen nurlar olmakla ve bu dehşetli fırtınalı asırda o doğru yolu şaşırtmayacak bir süratte gösteren başta şimdilik Risaletün Nur tezahür ettiğinden hem bu sırat-ı müstakim kelimesinin makamı cifrisi tenvin nun sayılmak cihetiyle bin eder, madde olmazsa 999 ederek yalnız bir veya iki farkla Risaletün Nur adedi olan 998'e tevafukla 8-9 ayetlerde sırat-ı müstakim kelimeleri bu mezkür iki ayet gibi Risaletün Nur'u sırat-ı müstakimin efradına hususi idhal edip remzen ona baktırır ve istikametine işaret eder. Eğer sırat taki tenvin sayılmazsa en nurdaki şeddeli nun bir nun sayılır ve yine tevafuk eder. Hem nasıl ki bu ayet Risale-i Nur'a ismiyle bakıyor, öyle de onun istirahat zamanına da bakar. Çünkü hedani Rabbi ila sırat-ı müstakimin makamı cifrisi 1316 ederek Risaletün Nur müellifinin ihtiyarsız olarak istihzaratı Nuriye'de bulunduğu ve umum malumatını Kur'an'ın fehmine basamaklar yaptığı en hararetli tarihi olan 1316 adedine tam tamına tevafuku elbette evvelki işaret-i teyit ve onunla teeyyüd ederek Risaletün Nur'u daire-i harimine remzen belki işareten dahil ediyor. Cayi dikkat ve ehemmiyetli bir tevafuktur ki Risaletün Nur müellifi 1316 sıralarında mühim bir inkılabı fikri geçirir de şöyle ki o tarihe kadar ulumu mütenevviayı yalnız İlimle tenevvür için merak ederdi, okurdu, okuturdu. Fakat birden o tarihte merhum Vali Tahir Paşa vasıtasıyla Avrupa'nın Kur'an'a karşı müthiş bir suikastları var olduğunu bildi. Hatta bir gazetede İngiliz'in bir müstemlekat nazırı demiş,
Bu Kur'an İslam elinde varken biz onlara hakiki hakim olamayız. Bunun sukutuna çalışmalıyız dediğin işitti, gayrete geldi. Bir de makamı cifrisi 1316 olan fe'arid anhum fermanını manen dinleyerek bir inkılab-ı fikri ile merakını değiştirdi. Bütün bildiği ulûm-u mütenevviayı Kur'an'ın fehmine ve hakikatlerinin ispatına basamaklar yaparak hedefini ve gaye ilmiyesini ve netice-i hayatını yalnız Kur'an bildi ve Kur'an'ın icaz manevisi ona rehber ve mürşid ve ustad oldu. Fakat maalesef o gençlik zamanında çok aldatıcı arızalar yüzünden bilfiil o vazifenin başına geçmedi. Bir zaman sonra harbi umuminin tarraka ve gürültüsüyle uyandı, o sabit fikir canlandı, bir kuvveden bilfiile çıkmaya başladı. İşte hem ona hem Risalet-i Nur'a çok alakası bulunan bu 1316 tarihine çok ayetler, müttefikan bakarlar. Mesela nasıl hedani Rabbi ila sırat-ı müstakim ayeti tam tamına tevafukla işaret eder. Aynen öyle de bir ayeti meşhure olan inne Rabbi ala sırat-ı müstakim makamı cifrisi şeddeli nun bir nun sayılsa ve tenvin sayılmazsa 1316 ederek aynen tam tamını o tarihe işaret eder. Hem nasıl ki 7-8 surelerde gelen ayetler ve ayetlerde gelen sırat-ı müstakim cümleleri Risalet-i Nur ismine tevafukla beraber bu mezkür iki ayet gibi bir kısmı Risalet-i Nur müettelifinin tarihini de gösterir. Aynen öyle de 7 adet surelerin başlarında 7 defa tilke ayatul kitab cümleyi kutsiyesinin makamı cifrisi olan 1316 veya 7 ederek aynen tam tamına o 1316 tarihine tevafukla işaret ettiği gibi Tasin tilke ayatul Kur'an ayeti dahi aynen 1316 ederek o 1316 tarihine tevafukla işaret eder. Güya nasıl ki asr-ı saadette Kur'an'daki iman hakikatlerine alametler, deliller ve kitab-ı mübinin davalarına bürhanları ve hüccetleri gözlere de göstermek manasında tekrar ile tilke ayatul kitap, tilke ayatul kitap, tilke ayatul kitap fermanıyla Kur'an'ı mucizül beyan ilanat yapıyor. Öyle de bu dehşetli asırda dahi bir manayı işaretiyle o ayat-ı furkaniyenin bürhanları ve hakkaniyetinin alametleri ve hakikatlerinin hüccetleri ve hak kelamullah olduğuna delilleri olan Resali Nur'a mana işaretiyle alamet ve burhan ve emare ve delil manasıyla ayetin ayetleri diye tekrar ile tilke ayatul kitab ferman ederek nazar dikkati Kur'an hesabına ve bu asra ve bu asırdaki Resali Nur'a çeviriyor itikad ediyorum. Evet, her bir cihet ile aynı şuur olan ayet-i Kur'aniyenin böyle 20 vecihle ve 20 parmakla aynı şeye müttefikan işaretleri tasrih derecesinde bana kanaat veriyor. Benim kanaatime iştirak etmeyen bu ittifaka ne diyecek ve ne diyebilir? Hangi kuvvet bu ittifakı bozar? Resail-i Nur bu asra gelen işaret-i Kur'aniye'ye hususi bir medar-ı nazar olduğuna kimin şüphesi varsa Kur'an'ın 40 vecihle mucizesini ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye namındaki 25. söz ve 20. sözün 2. makamına ve haşire dair 10. söz ve 29. sözlere baksın şüphesi izale olmazsa gelsin parmağını gözüme soksun. 22. ayet ve ayetler. Hem Yunus, hem Yusuf, hem Ra'd, hem Hicr, hem Şuara, hem Kasas, hem Lokman surelerinin başlarında bulunan tilke ayatul kitab yani bunlar Hakk'ı açıklayan, Hak'tan geldiği aşikar olan kitabın ayetleridir. Yunus suresi 1, Yusuf suresi 1, Ra'd suresi 1. İlan-ı kutsisidir. 21. ayetin hatimesinde bulunan münasebeti maneviyesi bir derece beyan edilmiş. Cifrisi ise bu ayette 3T1200 eder ve 2K2Lam 100 eder. Yekunu 1301, Y1, B4 ve 5 veya 5 elif mecmuu 1316 veya 17 ederek Resail-i Nur müellifinin bir inkılap fikri ile ulûm-u mütenevviayı Kur'an'ın hakaikine çıkmak için basamaklar yaptığı bir tarihe tam tamına tevafuku münasebeti maneviyesinin kuvvetine istinaden deriz. O tevafuk remzeder ki bu asırda Resail-i Nur denilen 33 adet söz ve 33 adet mektup ve 31 adet lemalar bu zamanda kitab-ı mübindeki ayetlerin ayetleridir. Yani hakaikinin alametleridir ve hak ve hakikat olduğunun bürhanlarıdır ve
o ayetlerdeki hakaik imaniyenin gayet kuvvetli hüccetleridir ve tilke kelimesi kutsiyesinin işaret hissiyesiyle gözlere dahi görünecek derecede zahir olduğunu ifade eden böyle işarete layık delilleridir diye Remzen Resaili Nuru bir işari manasının külli dairesine hususi ve medar nazar bir ferdi olarak dahil ediyor. Elhasıl nasıl ki bu ayette bulunan işari mana 7 surede 7 işaret hükmünde olup delalet belki sarahat derecesine çıkıyor. Aynen öyle de Sırat-ı Mustakim'deki remiz dahi 7-8 surelerde bulunmakla 7-8 remiz hükmünde olarak o remzi işaret, belki delalet, belki sarahat derecesine çıkarıyor. İhtar, külfetsiz olmak üzere birden hatıra gelen işaret kaydedildi. Tekellüfe girmemek için işaretli 33 ayetin çok işareti kaydedilmedi. 23. ayet. Asa Rabbuna en yubdilena hayra. Olur ki Rabbimiz bize daha hayırlısını verir. Kalem suresi 32. Şu ayet her asra baktığı gibi bu asra da bakıyor ve bu asırda kabuslu bir rüya gibi musibetlere düşen ve Rabbi Rahim'inden onu hayra tebdil etmesini rica edenler için de Resail-i Nur şakirtlerine hususi remzettiğine bir emaresi şudur ki bu ayetin makamı cifrisi olan 1345'te ehemmiyetli Risaleler telif ile beraber fevkalade hadiseler vukua gelmeye hazırlandılar ve o Resail'in Nur'un merkezi intişarı olan Barla Kariyesi'nde ziyade sıkıntı müellifine verildi ve hususan küçük mescidine ilişildiği zaman Resail-i Nur şakirtleri kuvvetli bir rica ile dergah-ı ilahiyeye iltica edip ''Ya Rab, bu müthiş rüyayı hayra tebdil eyle'' deyip yalvardılar. Herkesin meyusiyetlerine mukabil pek kuvvetli bir ümit ve rica ile Müslümanların kuvve-i maneviyelerini takviye ettiler. Bu ayetin birden külfetsiz hatıra geleni bu kadardır. Yoksa esrarı çoktur, tekellüf olmasın diye kısa kestim. 24. ayet ve ayetler. Hem Sure-i Zümer, hem Sure-i Casiye, hem Sure-i Ahkaf'ın başlarında bulunan Tenzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Bu kitabın vahyolunup bölüm bölüm indirilmesi aziz ve hakim Allah tarafındandır. Ayet-i azimeleridir. Şu ayetler dahi 22.'deki ayetler gibi Risalet-i Nur'un ismine ve zatına hem telif ve intişarına bir manayı remziyle bakıyorlar. İzahtan evvel mühim bir ihtar, lüzumlu 4-5 nokta beyan edilecek. Birinci nokta, hadiste varid olduğu gibi her bir ayetin mana mertebelerinde bir zahiri, bir batını, bir haddi, bir muttalağı vardır. Bu dört tabakadan her birisinin hadisçe şucun ve gusun tabir edilen furuatı, işaratı, dal ve budakları vardır. Mealindeki hadisin hükmüyle Kur'an hakkında nazil olan bu ayeti kutsiye feri bir tabakadan ve bir manayı işaretiyle de Kur'an ile münasebeti çok kuvvetli bir tefsirine bakmak şe'nine bir nakise değil, belki o lisanül gayb'taki icaz manevisinin muntezasıdır. İkinci nokta, bir tabakanın manayı işaretinin külliyetindeki efradının bu asırda tezahür eden ve münasebeti pek kuvvetli bir ferdi Risalet-i Nur olduğunu onu okuyan herkes tasdik eder. Evet, ben Risalet-i Nur'un has şakirtlerini işad ederek derim. Risalet-i Nur sair telifat gibi ulum ve funundan ve başka kitaplardan alınmamış, Kur'an'dan başka me'hazi yok, Kur'an'dan başka üstadı yok, Kur'an'dan başka merci yoktur. Telif olduğu vakit hiçbir kitap müellifinin yanında bulunmuyordu. Doğrudan doğruya Kur'an'ın feyzinden, mülhemdir ve semayı Kur'an'dan ve ayatının nucumundan, yıldızlarından iniyor, nüzul ediyor. Üçüncü nokta, Resail-i Nur baştan başa ismi Hakim ve Rahim'in mazharı olduğundan bu üç ayetin ahirleri ismi Hakim ile ve gelecek 25. dahi Rahman ve Rahim ile bağlamaları münasebeti maneviyeyi cidden kuvvetlendiriyor. İşte bu kuvvetli münasebeti maneviye binaen deriz ki, Tenzilul Kitab cümlesinin sarih bir manası, asr-ı saadette vahiy suretiyle kitab-ı mübinin nüzulü olduğu gibi, mana işaretiyle de her asırda o kitab-ı mübinin mertebe-i arşiyesinden ve mucize-i maneviyesinden feyiz ve ilham tarıkıyla onun gizli hakikatleri ve hakikatlerinin bürhanları iniyor, nüzul ediyor diyerek şu asırda bir şakirdini ve bir lemasını cenahı himayesine ve daire-i harimine bir hususi iltifat ile alıyor. Dördüncü nokta,
İşte bu risalede mezkür 33 ayeti meşhurenin bil ittifak, tekellüfsüz, manaca ve cifirce, Resail-i Nur'un başına parmak basmaları ve başta ayet-i Nur'un 10 parmakla ona işaret etmesi eskiden beri ulema ortasında ve edipler mabeyninde meşhur bir düstur ve hakikatli bir medar istihracat ve hatta hususi tarihlerde ve mezar taşlarında ediplerin istimal ettikleri maruf bir kanun-u ilmi iledir. Eğer o kanuna tasannu karışmazsa, işareti gaybiye olabilir. Eğer suni ve kasti yapılsa, yalnız bir letafet, bir zarafet, bir cezalet olur. Evet, edipler hususi ve şahsi tarihlerde onun taklidini yapmakla kelamlarını güzelleştirdikleri, hem cifir ilminin en esaslı bir kaidesi ve mühim bir anahtarı olan makam-ı ebcedi ile işaret ise, her cihetle aynı şuur ve nefsi ilim ve mahz-ı irade ve tesadüfi halleri olmayan ve lüzumsuz maddeleri bulunmayan Kur'an'ın bu kadar ayatı meşhuresinin icma ile ve ittifakla Risale-i Nur'a işaret ve tevafukları sarahat derecesinde onun makbuliyetine bir şehadettir ve hak olduğuna bir imzadır ve şakirlerine bir beşarettir. Beşinci nokta, bu hesab-ı ebcedinin makbul ve umumi bir düsturu ilmi ve bir kanun-u ebedi olduğuna deliller pek çoktur. Burada yalnız 4-5 tanesini numune için beyan edeceğiz. Birincisi, bir zaman Beni İsrail alimlerinden bir kısmı huzuru peygamberi de surelerin başlarındaki Elif, La, Mim, Kaf, Ha, Ya, İn, Sad gibi mukattaat-ı hurufiyeyi işittikleri vakit hesabı cifriyle dediler. Ya Muhammed, senin ümmetinin müddeti azdır. Onlara mukabil dedi, az değil. Sair surelerin başlarındaki mukattaat-ı okudu ve ferman etti. Daha var, onlar sustular. İkincisi, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh en meşhur kaside-i Celcellütiyesi baştan nihayete kadar bir nevi hesabı ebcedi ve cifir ile telif edilmiş ve öyle de matbaalarda basılmış. Üçüncüsü, Cafer-i Sadık radıyallahu anh ve Muhyiddin Arabi radıyallahu anh gibi esrar-ı gaybiye ile uğraşan zatlar ve esrar-ı huruf ilmine çalışanlar bu hesab-ı ebcediyeyi gaybi bir düstur ve bir anahtar kabul etmişler. Dördüncüsü, yüksek edipler bu hesabı edebi bir kanunu letafet kabul edip eski zamandan beri onu istimal etmişler. Hatta letafetin hatırı için irade ve suni ve taklidi olmamak lazım gelirken suni ve kasti bir surette o gaybi anahtarların taklidini yapıyorlar. Beşincisi, ulumu riyaziye ulemasının münasebeti adediye içinde en latif düsturları ve avamca harika görünen kanunları bu hesabı tevafukunin cinsindendirler. Hatta fıtrat-ı eşyada Fatır Hakim bu tevafuku hesabiyi bir düsturu nizam ve bir kanunu vahdet ve insicam ve bir medar-ı tenasüp ve ittifak ve bir namusu hüsün ve ittisak yapmış. Mesela nasıl ki iki elin ve iki ayağın parmakları, asapları, kemikleri, hatta hüceyratları, mesamatları hesapça birbirine tevafuk ederler. Öyle de bu ağaç bu baharda ve geçen bahardaki çiçek, yaprak, meyvece tevafuk ettiği gibi bu baharda dahi az bir farkla geçen bahara tevafuk ve istikbal baharlarının dahi mazi baharlarına ihtiyar ve irade-i ilahiyeyi gösteren sırlı ve az farkla muvaffakatları, Sani-i Hakimi Zülcemal'in vahdetini gösteren kuvvetli bir şahit vahdaniyettir. İşte madem bu tevafuku cifri ve ebcedi, bir kanun ilmi ve bir dusturu riyazi ve bir namusu fitri ve bir usulü ebedi, edebi ve bir anahtarı gaybi oluyor, elbette menba-ı ulum ve maden-i esrar ve fıtratın tercümanı ayatı, tekviniyesi ve edebiyatın mucizesi, mucize-i kübrası ve lisanül gayb olan Kur'an-ı Muzül Beyan o kanunu tevafuki işaretinden istihdam etmesi icazının muktezasıdır. İhtar bitti, şimdi sadede geliyoruz. Sure-i Zümer, Casiye Ahkaf'ın başlarındaki Tenzilül Kitab-ı Minallahil Azizil Hakim olan ayetler, sabık ihtarın ikinci noktasında münasebeti maneviyesi beyan edildiğinden burada yalnız cifri remzini beyan edeceğiz şöyle ki: 2 T 800, 2 Nun 100, 2 Mim 80, 2 Kef 40, 3 Z 21, 3 Y 31, 30, 1 B 1, H 1 H 10, Lafzullah 67, 1 Ayn 70,
4 lam 4 elif 124 olup yekunu 1342 ederek bu asrın şu tarihine nazar dikkati celbetmekle beraber Kur'an'ın tenziliyle çok alakadar bir nura parmak basıyor ve o tarihten az sonra Mucizat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam Risalesi ve 20. ve 24. mektuplar gibi Risalet-i Nur'un en nurani cüzleri meydan intişara çıkmaları ve Kur'an'ın 40 vecih ile icazını ispat eden Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi ile Haşre dair 10. sözün ikisinin 42'de intişarları ve 46'da fevkalade iştiharlarının aynı tarihte olması bir kuvvetli emaredir ki bu ayetin ona hususi bir iltifatı var. Hem nasıl ki bu ayetler telif ve intişarına işaret ederler öyle de yalnız tenzilül kitap kelimesi Risalet-i Nur'un ismine işedilen bir nun sayılmak cihetiyle gayet cüzi bir farkla tevafuk edip remzen bakar kendine kabul eder. Çünkü tenzilül kitap kelimesi 951 ederek Risalet-i Nur'un makamı olan 948'e sırlı 3 farkla tevafuk noktasından bakar. Birden hatıra geldi ki bu 3 farkın sırrı ise Risalet-i Nur'un mertebesi 3.'de olmasıdır. Yani vahiy değil ve olamaz. Hem umumiyetle dahi ilham değil belki ekseriyetle Kur'an'ın feyziyle ve medediyle kalbe gelen sunuhat ve istihracatı Kur'aniyedir. Cayi dikkattir ki birinci hamim olan Sure-i Mümin'inde Tenzilül Kitab Minallahil Azizil Alim ayetinin makamı cifrisi bazı mühim ayetler gibi 1370'e bakıyor. Acaba 15-20 sene sonra başka bir nur-u Kur'an zuhur mu edecek? Yahut Resail-i Nur'un bir inkişafı fevkalade ile bir fütuhatı mı olacak bilmediğimden o kapıyı açamıyorum. 25. ayet Hamim tenzilun miner rahmanir rahim ayeti kutsisidir. Yani Hamim bu kitap Rahman ve Rahim Allah tarafından bölüm bölüm indirilmiştir. Fussilet suresinin 1 ve 2. ayetleri. Bu ayetin manayı işaresinin Resail-i Nur ile münasebeti çok kuvvetlidir. Bir cihedi şudur ki Risalet-i Nur'un ve şakirtlerin mesleği 4 esas üzerine gidiyor. Birincisi tefekkürdür, hakim ismine bakıyor. Biri de şefkattir, hadsiz olan fakrını hissetmektir ki Rahman ve Rahim isimlerine bakıyor. Hem şu ayet nasıl ki Resail-i Nur'un telif ve tekemmül tarihine ve tevafukla parmak basıyor. Öyle de tenzilum kelimesiyle vak mahalli olmadığından tenvin nun sayılmak cihetiyle makamı 547 olarak sözlerin ikinci ve üçüncü ismi olan Resail-i Nur ve Risale-i Nur'un adedi olan 548 veya 49'a şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle pek cüzi bir sırlı bir veya iki farkla tevafuk ederek remzen ona bakar dairesine alır. Hem hamim tenzilun miner rahmanirrahimin makamı cifrisi bir vecihte yani tenvin nun sayılsa ve şeddeli iki ra'daki lamı asli hesap edilse hamim telaffuzda olduğu gibi hamim olsa 1354 veya 5 eder ve diğer bir vecihte yani tenvin sayılmazsa 1304 eder. Üçüncü vecihte yani telaffuzda bulunmayan iki lam hesaba girmezse 1294 eder. Birinci vecihte tam tamına Resail-i Nur'un telifçe bir derece tekemmülü ve fevkalade ehemmiyet kesbetmesi ve fırtınalara tutulması ve şakirtlerinin kutsi bir teselliye muhtaç oldukları Arabi tarihiyle şu 1355 ve 54 tarihine hem 31 adet lemalardan ibaret olan 31. mektubun telif zamanına hem o mektubun 31. lemasının vakti zuhuruna ve o lemadan 1. şuanın telifine ve o şuanın 29 makamında 33 adet ayatın Risale-i Nur'a işaretleri istihraç edildiği engamına ve 25. ayetin Risale-i Nur'a imalarının yazıldığı şu zamana, şu dakikaya, şu hale tam tamına tevafuku ise Kur'an'ın icaz maneviyesine yakışıyor. Gayet latif ve müjdeli bir tevafuktur. İkinci vecihte yani 1304 makamıyla Risale-i Nur'un tercümanının Risale-i Nur'un basamakları olan Mebadi-i Uluma Besmele keş olduğu ve Futuhat-ı Nuriye'de besmelesini çektiği Fatiha-i Hayat İlmiye'de Bismillahirrahmanirrahim okuduğu zamana tam tamına tevafukla parmak basıyor, arkasını sıvazlıyor, haydi git selametle çalış Remzen diyor. Üçüncü vecihte
Yani 1293 veya 4 olan makamı cifrisiyle o tercümanın besmeleyi hayatı dünyeviyesinin iptidasına tam tamına tevafuk sırrıyla ima eder ki onun hayatı çok dehşetli dağları ve fırtınaları görmek ve çekmekle beraber daima Rahman ve Rahim isimlerinin mazharı olarak rahmetle muhafaza ve şefkatle terbiye edileceğini remzen münimane haber veriyor. Bu suretle Kur'an'ın manevi icazından ihbar-ı gaybin nevinin bir şuağını gösteriyor. 26. ayet. Sure-i Hud'da feminhum şekkiyyu ve sa'id ayetinden iki satır sonra gelen ve emmellezine su'idu fefil cennet ayetidir. Yani artık onların kimi bedbaht, kimi mutludur. Hud 105. Mesut olanlar ise cennettedirler. Hud 108. Şu ayette şeddeli mim ve şeddeli lam, şeddeli nun ikişer sayılmak ve el cennetudeki te vakıfta olduğundan he olmak cihetiyle makamı cifrisi 1352 olmakla tam tamına Risale-i Nur şakirtlerinin en meusiyetli ve musibetli zamanları olan 1352 tarihine tam tamına tevafukla o acınacak hallerinde kutsi ve semavi bir teselli, bir beşarettir ve ayetin münasebeti maneviyesi bir iki risalede yani Keramet-i Aleviye'de ve Gavsiye'de beyan edilmiştir. Ve emmellezine su'idu kelimesini feminhum şekiyun ve sa'idun'daki sa'id kelimesine Kur'an sayfasında tam muvazi ve mukabil gelmesi bu tevafuka bir letafet daha katar. Bu ayetin külli ve geniş manayı kutsisinin cüziyatından Risale-i Nur şakirtleri gibi teselliye çok muhtaç bir cüz'isi bu asırda 1352'de bulunduğuna tam tamına tevafukla işaret ederek başına parmak basıyor. Eğer fefil cenneti kelimesinde fark edilmezse Halidin kelimesiyle rapt edilse o vakit te he olmaz fakat daha latif tesellikar bir tevafuk olur çünkü ve emmellezine su'idu kaydı nahviyece müptedadır. Fefil cenneti halidin onun haberidir. Bu haber ise makamı cifrisi olan 1349 adediyle 1349 tarihinden beşaretle Remzen haber verir ve o tarihte bulunan Kur'an hizmetkarlarından bir taifenin ashab-ı cennet ve ehli saadet olduğunu mana işaresiyle ve tevafuk-ı cifriyle ihbar eder ve bu tarihte Risale-i Nur şakirtlerinin Kur'an hesabına fevkalade hizmetleri ve tenevvürleri ve çok mühim risalelerin telifleri ve başlarına gelen şimdiki musibetin düşmanları tarafından ihzaratı tezahür ettiğinden elbette bu tarihe müteveccih ve işari tesellikar bir beşareti Kur'aniyenin en evvel onlara baktığını gösterir. Evet, Fefil cenneti halidin de şeddeli nun bir nun sayılmak cihetiyle T 400, H 600 bin eder, 2 nun 100, 1 Y 2, F 1, lam 2, 200, diğer lam 30, ikinci Y 10, 2 elif 2, 1 cim 3, 1 dal 4, 49 eder ki yekûn 1349 eder. Bu müjde-i Kur'aniyenin binden ve binden bir veçhinin bize teması bin hazineden ziyade kıymettardır. Bu müjdenin bir müjdecisi bir sene evvel görülmüş bir rüya-i sadıkadır. Şöyle ki Isparta'da başımıza gelen bu hadiseden bir ay evvel bir zata rüyada ona deniliyor ki Resail'in nur şakirtleri iman ile kabre girecekler, imansız vefat etmezler. Biz o vakit rüyada çok sevindik. Demek ki o müjde bu müjdeyi Kur'aniyenin bir müjdecisi imiş. Haşiye Cihan saltanatından daha ziyade kıymetli bir müjde-i Kur'aniye, bir beşareti semaviye bu sayfada vardır. 27. ayet. Sure-i Saf'ta Bismillahirrahmanirrahim. Yuridune li yutfi'u nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi velev kerihel kafirun. Dur, bu ayetteki nurallahi bi efvahihim vallahu mutimmu nurihi cümlesinin makamı cifrisi 1316 veya 7'dir. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyerek söndürmek isterler fakat kafirlerin hoşuna gitmese de Allah nurunu tamamlayacak, dünyanın her tarafına ulaştıracaktır. Saf suresi 8. ayet. Ve bu tarih ise sabıkan 21. ayetin hatimesinde zikredilen inkılabı fikri risaletinde Avrupa'nın bir müstemlekat nazırının Kur'an'ın nurunu söndürmeye çalışması tarihine ve Resail-i Nur müellifinin dahi ona karşı o inkılabı fikri sayesinde o nuru parlatmaya çalışması aynı tarihe
hem 7 surede 7 defa tilki ayatul kitab, aynı tarihe hem dâsin tilki ayatul Kur'an, dahi aynı tarihe hem hedani rabbi ila sıratin mustakim, dahi aynı tarihe hem inne rabbi ala sıratin mustakim, dahi şeddeli nun bir nun sayılmak ve tenvin sayılmamak cihetiyle aynı tarihe hem fe'alid anhum fermanı, dahi aynı tarihe hem nurallah bi efvahim vallahu mutimmu nurihi, dahi aynı tarihe bil ittifak muvaffakatları elbette remizden işareten delaletten ziyade bir sarahattir ki Risale-i Nur'un o nuru ilahinin bir leması olacağını ve düşmanları tarafından gelen şübehat zulümatını dağıtacağını manayı işaresiyle müjdeliyor. Hem bu cifri ve müteaddid ve manidar tevafuklar ise kuvvetli bir münasebeti maneviye istinad ederler. Evet, Risale-i Nur'un 129 risalelerinin 129 elektrik lambalarının şişeleri misüllü Kur'an nuru azamından uzanan tellerin başlarına takılıp o nuru neşrettikleri meydandadır. Risale-i Nur'un yarı ismi iki defa bu cümleyi ayette bulunmasıyla o münasebeti pek letafetlendiriyor. 28. ayet Sure-i Tevbe'de Bismillahirrahmanirrahim. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimma nurehu velev kerihel kafirun ayetindeki nurallahi bi efvahihim ve yeballahu illa en yutimma nureh cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti manevisiyle beraber şeddeli lamlar birer lam ve şeddeli asıl kelimeden olduğundan kimim sayılmak cihetiyle 1324 ederek Avrupa zalimlerinin Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmek niyetiyle müthiş bir suikast plan yaptıkları ve ona karşı Türkiye hakimiyet hamiyet perverlerinin Hürriyet 24 ilanıyla o planı akim bırakmaya çalıştıkları halde maat teessüf 6-7 sene sonra harbi umumi neticesinde yine o suikast niyetiyle Sevir Muahedesi'nde Kur'an'ın zararına gayet ağır şeraitle kafirane fikirlerini yine icra etmek olan planlarını akim bırakmak için Türk milliyet perverlerinin cumhuriyeti ilanla mukabeleye çalıştıkları tarih olan 1324'e ta 34'e ta 54'e tam tamına tevafukla o her cümerç içinde Kur'an'ın nurunu muhafazaya çalışanlar içinde Resail-i Nur müellifinin 24'te ve Resail-i Nur'un mukaddematının 34'te ve Resail-i Nur'un nurani cüzleri ve fedakar şahitlerin 54'te mukabeleye çalışmaları göze çarpıyor. Hatta hakikat hali bilmeyen ve bir kısım ehli siyaseti telaşa sevk ettiler ve bu itfa suikastına karşı tenvir vazifesini tam ifa ettiklerinden bu ayeti manayı işaresi cihetinde bir medar-ı nazar olduğuna kuvvetli bir emaredir. Şimdi İslamlar içinde nuru Kur'an'a muhalif haletlerin ekserisi o suikastların ve sevr muahedesi gibi gaddarane muahedelerin vahim neticeleridir. Eğer şeddeli dahi, şeddeli mim dahi, şeddeli lamlar gibi bir sayısa o vakit 1284 eder o tarihte Avrupa kafirleri Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 muharebe-i meşumesiyle alemi İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Fakat bununla Resail'in nur şakirtleri yerinde Mevlana Halid'in şakirtler o bulut zulümatını dağıttıklarından bu ayet bu cihette onların başlarına remzen parmak basıyor. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise Hazreti Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Her neyse. Bu nurlu ayetin çok nurani nükteleri var. El katretu tedullu alel bahr sırrıyla kısa kestik. 29. ayet. Sure-i İbrahim'in başında Elif lam ra kitabun enzelnahu ileyke lituhricen nase minez zulümati ilen nuri bi izni rabbihim ila sıratil azizil hamid. Sadakallahu lazim ayetidir. Sadakallahu lazim. Ayetidir. Şu ayetin 4-5 cümlesinde 4-5 ima var, mecmu bir işaret hükmüne geçer. Birincisi, ilen nuri bi izni rabbihim cümlesi ifade eder ki, kitab-ı mübin vasıtasıyla 14. asırdaki zulümattan insanlar bi iznillah, Kur'an'dan gelen bir nura çıkarlar. Bu meal ve hususan nur lafzı,
Resail-i Nur'a mutabık olduğu gibi makamı cifrisi şeddeli nun iki nun olmak üzere 1338 veya 9 ederek Harbi Umumi zulümatından telif edilen Resail-i Nur'un Fatihası olan İşaretül İcaz tefsirinin o zulmetler içindeki zuhuru tarihine tam tamına tevafuku ve ayetteki nur kelimesi Risale-i Nur'daki nur lafzına ima ile bakıyor. İkincisi, İlâ sırâtil azîzil hamîd cümlesi evvelki cümledeki nuru tarif eder, ederek der. O nur, Cenab-ı Hakk'ın izzet ve mahmudiyetini gösteren yoldur. Bu cümlenin makamı ebcedisi 548 veya 50 olarak Resail-i Nur'un şeddeli nun bir nun olmak üzere adedi olan 548'e tam tamına tevafuk eder. Eğer okunmayan iki elif sayılsa mertebesine işaret eden iki farkla yine tam tamına tevafuk eder. Bu imayı teyit eden hem letafetlendiren bir münasebet var şöyle ki. Alem-i İslam için en dehşetli asır 6. asrıyla Hülagü fitnesi ve 13. asrın ahiri ve 14. asır ile Harbi Umumi fitneleri ve neticeleri olduğu münasebetiyle bu cümle makamı ebcediyle 6. asra ve evvelki cümle gibi El-Azizul Hamid kelimeleriyle bu asra Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamid devirlerine ima eder. Hem sabık ayetlerde ise Resail-i Nur'un ikinci ismine tevafukla işaret eden umum o ayetler dehşetli asır olan Hülagü ve Cengiz asrına dahi ima ederler. Hatta o ayetlerin hem o asra hem bu asra imaları içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh Ercüzzesinde ve Gavs-ı Azam radıyallahu anh kasidesinde Resail-i Nur'a keramet kerane işaret ettikleri vakit hem o asra hem şu asra bakıp hiddetle işaret etmişler. Üçüncüsü minez-zulümat kelimesindeki ez-zulümatın adedi 1372 ederek bu asrın zulümlerinin ve zulmetlerinin ve ne vakte kadar devam edeceğine o zulmetlerin içinde bir nurun daima tenvire çalışacağına ima ile Risale-i Nur'un tenvirine remzen bakar. Dördüncüsü lituhricen nas cümlesi diyor ki 1345'te Kur'an'dan gelen bir nur ile insanlar karanlıklardan ışıklara çıkarılacak. Bu meal ise 1345'te fevkalade tenvire başlayan Resail-i Nur'a tam tamına cifirce hem mealce muvafık ve mutabık olmakla Risale-i Nur'un makbuliyetine ima belki remz ediyor. Beşincisi Elif Lam Ra Tabun Enzelnahu İleyk'teki İleyke kelimesi Kur'an'a has baktığı için hariç kalmak üzere Elif Lam Ra Kitabun Enzelnahu ki cümlesinin makamı Risale-i Nur'un birinci ismine tam tamına tevafuk etmesi Risale-i Nur'un Kitab-ı Münzel'in tam bir tefsiri ve manası olduğunu ve ondan yabani olmadığını remzen ifade eder. Çünkü Elif Lam Ra 382 Kitabun 423 Enzelnahu 40-144 Yekûn'u 949 eğer tenvin nun sayılsa 999 ederek Risale-i Nur'un eğer şeddeli nun bir nun sayılsa adedi olan 948'e eğer şeddeli nun iki nun olsa 998'e sırlı yani vahiy olmadığını ifade için bir tek farkla tevafuk edip ona ima eder. Elhasıl bu bir tek ayette mezkür 5 cümlenin münasebeti maneviyeyi gözeterek 5 adet imaları bir kuvvetli işaret, belki bir delalet hükmüne geçebilir. Kanaati bana bunu yazdırdı. Hata etmişsem kitab-ı mübini şefaatçi edip Erhamür Rahim'inden kusurumun affını niyaz ederim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhansın ya Rab, senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin. Bakara 32. Bismillahirrahmanirrahim. 29. ayetin sehvine dair tafsilat. Küçük bir sehvden kuvvetli bir işareti gaybiye gördüm. Ondan bildim ki o sehvi bunun içinmiş. Şöyle ki, birinci şua olan İşaret-i Kur'aniye'nin 29. ayeti, Sure-i İbrahim'in başında Elif Lam Ra Kitabun Enzelnahu İleyke Litukricen Nase Mine Zulümat İlen Nur Bi İzni Rabbihim içinde İlen Nuri Bi İzni Rabbihim ayetin meali Elif Lam Ra bu Rablerinin izniyle İnsanları karanlıklardan nura çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır. İbrahim Suresi 1. ayet. Cümlesine makamı cifresi sehven 1334 ederek
Risale-i Nur'un Fatiha'sı olan İşaretül İcaz tefsirinin zuhuru ve tabı tarihine tevafukla bakar denilmiş. Halbuki melfuz harflerinin makamı 1339 olup o tefsirin fevkalade iştiharı ve Darul Hikmet tarafından ekser müftülere gönderilen nüshalar, müteaddit ve maddi ve manevi inkılapların sarsıntılarından vikaye noktasında çok emareler ve müftülerin itirafıyla birer kale ve ekser müftülerin ellerinde birer elmas kılıç hükmüne geçmeleri tarihine tevafukla takdirkarane bakar, okunmayan iki elif sayılsa 1341 edip Risale-i Nur'un mebde-i zuhuruna tam tamına tevafukla bakar. Bu küçük sehiv şöyle bir manayı birden kuvvetli ihtar eder ki, etti ki o Sure-i İbrahim'in aleyhisselam başındaki ayetin Risale-i Nur'a remzen bakan yalnız onun dört cümlesi değil, belki o birinci sayfa ayrına kadar münasebatı maneviye cihetinde bir manayı remziyle efrad-ı kesiresi içinde Risale-i Nur'a gizli bir hususiyet ile ima eder. Remzen bakar. Ben şimdilik o hakikati remziyeyi beyan edemem. Yalnız kısa bir işaret edilecek. Evet, Risale-i Nur'un mayası ve meşrebi tefekkür ve şefkat olduğu cihetle Hazreti İbrahim'in aleyhisselam hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla şu surede daha ziyade Risale-i Nur'u kucağına alıyor. Baştaki ayet dört cümle ile en karanlık bir asrın kara kara içinde, zulmet zulmet içinde insanları nura çıkaran ve Kur'an'dan çıkan bir nura parmak bastığı gibi en karanlık içinde bulunan ve Risale-i Nur'un cereyanına muhalif gidenleri tarif eder. Üçüncü ayet, اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحَبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْعُغُونَهَا عِوَجَا اُلَٰكَ ف۪ي ظَلَالٍ بَع۪يدٍ صَدَكَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Ahirete inanmalarına rağmen bile bile dünyayı ahirete tercih ederler, insanları Allah yolundan çevirir de o yolu eğri büğrü göstermek isterler. İşte onlar haktan, doğru yoldan çok uzak bir sapıklık içindedirler. İbrahim 3. Bu dahi üç cümlesiyle bazı münasebat-ı maneviye ve muvaffakat-ı mevhumiye cihetinde ve hem Risale-i Nur'un mesleğine hem mülidlerin mesleğine imaen bakar. Ve birinci cümlesiyle der ki, o bedbahtlar bazı ehli imanın imanları beraber olduğu halde, o bir kısım ehli ilmin ahireti tam bildikleri halde onlara iltihak delaletiyle bilerek ve severek hayat-ı dünyeviyeyi dine ve ahirete yani elması tanıdığı ve bulduğu halde beş paralık şişeyi ona tercih etmek gibi sefahati hayatı dini hissiyata muannidane tercih edip dinsizlik ile iftihar ederler. Bu cümlenin bu asra bir hususiyeti var. Çünkü hiçbir asır böyle bir tarzı göstermemiş. Sayır asırlarda o ehli dalalet ahireti bilmiyor ve inkar ediyor. Elması elmas bilmiyor, dünyayı tercih ediyor. Ve ikinci cümlesi ise cümlesi olan وَيَسُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ insanları Allah yolundan çevirirler ile der ki, o bedbahların dalaleti, muhabbeti hayattan ve temerrüdden neşet ettiği için kendi halleri ile durmuyorlar, tecavüz ediyorlar. Bildikleri ve onun ile ecdatları bağlı olan dine adavetkârâne menbalarını kurutmak ve esasatını bozmak ve kapılarını ve yollarını kapatmak istiyorlar. Ve üçüncü cümlesi olan وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا ile der ki, onların dalaleti fenden, felsefeden geldiği için acip bir gurur ve garip bir firavunluk ve dehşetli bir enaniyet onlara verip nefislerini öyle şımartmış ki kainatı idare eden ilahi kanunların şualarını ve insan aleminde o hakikatin düsturlarını süfli hevesatlarına ve müştehiyatlarına müsait görmediklerinden haşa eğri kalmış, haşa eğri, yanlış, noksan bulmak istiyorlar. İşte bu ayet üç cümlesiyle manen bu asırda acip bir taife-i dalleye tam bir tevafuku manevi ile mana işaresiyle çok efradı içinde hususi baktığı gibi tevafuku cifrisiyle dahi başlarına parmak basıyor. Evet, evvelki cümle olan اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَنِنْ makamı 1327 eğer şeddeli lam ve b iki ikişer sayılsa Arabi tarihiyle 1359 edip o tuğyanlı taifenin savletli zamanını göstererek tam tevafukla bakar ve yebğûneha ivecanın makamı tenvin nul olmak cihetiyle 1209 ederek
şeriat-ı İslamiye'ye suikast olarak ecnebi kanunlarını adliyeye sokmak fikri ve teşebbüsü tarihine tam tamına tevafukla bakar ve bu emareler gibi çok emareler imalar ile baştaki ayetin kuvvetli işaret ettiği Risale-i Nur'un muarızlarına zahir bir surette baktığı gibi mefhumu muhalifi delaletiyle dahi Risale-i Nur'a tam bakar. Hatta 4. ayette Risale-i Nur'un Türkçe olmasını tahsin eder ve 5. de Arabi ve Türkçeyi tam bilmeyen ve mürşitleri ve alimleri perişan olan Vilayet-i Şarkiye'de Risale-i Nur'un imdatlarına ve her taifeden ziyade başlarına gelen hadiseleri ve ayette bir eyyamillah tabir edilen ilim vakaları hatırlarına getirmekle ikaz ve irşad etmelerine bir manayı işare ve remziyle emrediyor. Bu ahirki ehemmiyetli işareti beyan etmeme şimdilik izin olmadığından yalnız her birinin bir tek remzi gayet kısa beyan edilecek şöyle ki. 4. ayetin Bismillahirrahmanirrahim ve ma erselna min resulin illa bilisani kavmihi liyubeyyine lehum sadakallahu lazim. Cümlesi makamı cifrisiyle ve baştaki ayetin işaretleri karinesiyle risalet ve nübüvvetin her asırda veraset noktasında naibleri, vekilleri bulunmak kaidesiyle bir manayı remzi cihetinde vazife-i irsiyeti yapan Risale-i Nur'u efradı içine hususi bir iltifatla dahil edip lisan-ı Kur'an olan Arabi olmayarak Türkçe olmasını takdir ediyor. Evet, bunun makamı Resul'deki tenvin nun sayılmak ve şeddeli lam 2 sayılsa ve şeddeli ye 1 sayılsa 1358, her ikisi birer sayılsa 1328, şeddeller 2 sayılsa tenvin sayılmazsa 1318, hem tenvin hem şeddeliler sayılsa 1368 ederek Risale-i Nur'un 5 devresine ve 5 vaziyetine remzen ve imaen bakar. 5. ayette en ahric kavmeke minezzulümat ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillah ilen nuri ve zekkirhum bi eyyamillah cümlesinde makamı cifrisi şeddeliler birer sayılmak cihetinde 1351 ederek Risale-i Nur'un şimdilik beyanına iznim olmayan ehemmiyetli vazifesinin ve bu evamiri Kur'aniyeyi imtisalinin tarihine tam tamına tevafuku cifri ve muvaffakat-ı maneviye karinesiyle ve kıssadan hisse almak münasebeti mefhumiye remziyle Risale-i Nur'a iman bakar. Daha yazılacak çok gaybi işaretler var fakat izin verilmediği şimdilik kaldı. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiri da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.